Elektrik piyasasındaki nakit takas ve teminat yönetimi hizmetlerimi sizlere bugün paylaşacağım. Ajandamıza bakacak olursak birinci bölümdeki konu başlıklarımız şu şekilde. Tarafların sorumlulukları, uygulamalara erişim, avans takas işlemlerimiz, fatura takas işlemlerimiz, temerrüt işlemleri, teminat yönetim hizmetlerimiz, temlik ve kopya bloke işlemleriyle son olarak da sizlere piyasa verilerinden söz ediyor olacağım. Piyasa katılımcılarımızın sorumluluklarını bakacak olursak, yani sizlerin sorumlulukları. Öncelikli olarak sizlerden Merkezi Uzlaştırma Bankası katılımcı anlaşmasını imzalamanızı bekliyoruz. Sonraki süreçte de günlük akışlarımız başlamış oluyor. Fatura avans ödemelerinizin gerçekleştirilmesi, aracı banka bilgilerinizin takas banka iletilmesi gibi çok önemli. Fatura ve avans alacaklarınız bize ilettiğiniz bu aracı banka bilgilerinizi EFT yoluyla yönlendiriliyor. Daha sonrasında teminatlarınızın zamanında yatırılması ve takas bank hizmet bedelleriyle komisyon teminatlarınızın ödemelerinizin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Takas bankanın sorumluluklarına bakacak olursak, genel olarak fatura avans işlemlerinin takası ile birlikte temlik işlemlerinizin yürütülmesi, teminat yönetim hizmetlerimiz, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi. Takas banka olarak bizler teminat mektubu dışındaki tüm teminatlarınızı saklıyoruz. TL cinsinden eğer nemalama talebiniz olursa nakit teminatlarınızın nemalandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Temerrüt olma durumunda ilgili cezaların ya da mağduriyetlerin hesaplanması işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Eğer marjin pulunuz varsa, eksik teminatınız varsa bunlarla ilgili sizlere teminat tamamlama çağrısı yapıyoruz. Ayrıca hizmet bedellerinin ödenmesi konusunda sizlere bildirimlerde bulunuyoruz. Günler Hanım, bu noktada bir soru var. Uygun Hanım, Uygun isimli kullanıcımızdan. Avans alınmasına hangi durumlarda ihtiyaç duyuluyor? Aslında avans işlemleri sizlerin bize aktardığı dosyalarla geliyor. Avans borç alacak oluşumu sizlerin elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ya da alacağı bize aktardıktan sonra bizler sistemimizde bunu netleştirerek katılımcılarımıza yansıtıyoruz. İlerleyen sunumlarımızda bununla ilgili detaylı bilgi vereceğim. İsterseniz orada da soruya yanıt bulmuş olur Sanırım katılım. katılımcımız ilgili cevabı almıştır. Çok teşekkürler Gülnur Ben Hanım. de. Uygulama ekranlarına erişimle devam edelim. Katılımcılar bizlere üye olduktan sonra üye işleri ekibimiz tarafından kendilerine kullanıcı kodu ve şifre veriliyor. Bu kullanıcı kodu ve şifre ile Takas Bank internet sayfasında yer alan elektrik piyasası üye erişiminden ekranlarımıza bağlanabilirler. İş akışları ile ilgili süreçlerimize geçecek olursak avans takas işlemlerimizle başlamış oluyoruz. Avans takas işlemlerinde katılımcılarımızın yani sizlerin gün öncesi piyasasında ve gün içi piyasasında yaptığınız işlemleri EPİAÇ birleştirerek bize web servis aracılığıyla Takas Bank sistemine aktarılıyor. Takas Bank sistemine aktarılan bu veriler brüt borç ve brüt alacak şeklinde geliyor. Bizler sizlerin daha net olarak işlemleri görebilmeniz için bu işlemleri netleştiriyoruz. Yani brütleri net yaparak netleştirilmiş olarak sizleri borçlu ya da alacaklı durumunda hizmetinizi sunuyoruz ekranlarda. Borçlu katılımcıların saat 3'e kadar avans borçlarını kapatmasını bekliyoruz. 15 son saattir avans borcu kapatmak için. Saat 15'ten sonra da alacakların dağıtımı gerçekleştiriliyor. Alacaklar da yine 15 itibariyle borçlar kapandıkça peyderpey ilgili katılımcıların hesaplarına yansıtılıyor. Borçlarımızı kapatırken öncelikli olarak sizler ekranlarımız aracılığıyla borçları kapatabilirsiniz. Ya da kendiniz kapatmazsanız saat 15'te sistem otomatik olarak öncelikli olarak 11 numaralı serbest hesabınızdan daha sonra da teminat hesabınızdaki bakiyeyi kullanarak borcunuzu kapatıyor. Alacak dağıtımınızda ise alacakları eğer sistemde tanımlı bir temliğiniz varsa İlk olarak sistemde tanımlı temliğinize yönlendiriyoruz. Eğer temliğiniz yoksa, aracı bankanız varsa, aracı bankanızı anında EFT yapıyoruz saat 3 itibariyle. Aracı bankanızda yoksa, sistemdeki serbest hesabınızda bakiye kalıyor.
Avans işlemlerinizi bizim elektrik piyasası menülerimizden günlük takas izleme ekranımız var. Buradan görebilirsiniz. Size sözünü ettiğim az önce brüt borç ve brüt alacak bilgileri aslında EPİAŞ'ın bize ilettiği bilgiler. Biz bu bilgileri netleştirerek size yansıtıyoruz. Yine avans takas borç izleme ekranları var. Borç alacak izleme ekranlarında net borç ve net alacak aslında sizin o günkü durumunuzu yansıtıyor. Sizler ekranlarımıza bağlandığınızda, listeleme ile sorgulama yaptığınızda o gün tarihli datalarda net borçlu ya da net alacaklı gördüğünüz tutar sizin o günkü avansla ilgili yapmanız gereken işlemlerinizi yansıtıyor. Buradan takip ederek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Daha önce de ifade ettiğim gibi eğer ödeme işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz, saat 15'ten önce borç kapatmak isterseniz ödeme işlemleri menüsü yine elektrik piyasası menüsünde ödeme işlemlerinin altında ödeme işlemleri sekmesinde görebilirsiniz. 11 numaralı serbest hesabınıza bakiyenizi yönlendirdikten sonra hangi tipte ödeme yapmak istiyorsanız burada avans ödemesini şu an gerçekleştirdiğimizi varsayıyoruz. Avans ödemesini seçip listele diyorsunuz. İlgili borcunuz karşısına yansıyor. Daha sonra ödenecek tutar alanı şu anda boş görüyorsunuz. Oraya ilgili tutarı yazdıktan sonra ödeme yap seçeneğiyle borcunuzu kendiniz manuel olarak kapatabilirsiniz. Bir sonraki sürecimize geçecek olursak işlemlerle ilgili fatura takas işlemlerimiz var. Fatura takas işlemlerimizde de yine sizlerin yani katılımcılarımızın dengeleme güç piyasasında yaptığı işlemleri EPİAŞ web servis aracılığıyla Takas Bank'a iletiyor. Takas Bank'a iletilen bu veriler yine brüt borç ve brüt alacak şekilde yansıyor. Biz bunları netleştirerek sizlerin onayını sunuyoruz. Borç ya da alacaklı durumunuza göre. Fatura takas işlemlerinde T artı 6 iş günü sonuna kadar borçlarınızı kapatmanızı bekliyoruz. T artı 7 iş günü de fatura alacaklarının dağıtım günüdür. Borçlarınızı temerrütsüz olarak T artı 7 iş gününün sabahında eğer serbest hesabınızda bakiyeniz varsa saat tam 8'de serbest hesabınızdan ya da teminat hesabınızın fazlası varsa bulundurulması gereken teminat hesabınızdan fazla bir bakiye varsa teminat hesabınızın fazla bakiyesinden temerrütsüz olarak sistem otomatik kapatabiliyor. Alacaklarınız ise EPİAŞ'ın onayından sonra 7. iş günü hesaplarınıza yansıtılıyor. Yine ekranlarla devam edecek olursak bu işlemimizi fatura takas işlemleri elektrik menüsünün altında, fatura işlemlerinin altında fatura borç alacak izleme olarak bu ekranları görüntüleyebilirsiniz. Burada net borç ve net alacak aslında sizlerin piyasadaki o anki durumunuzu gösteriyor. Net borçlu rakam varsa borçlusunuz, net alacaklı rakam varsa alacaklı olarak hesabınıza ilgili tutarlar yansıtılacak. Alacak onay zamanınızdan sonra yani tebliğ tarihinden sonra da size T artı 7 olarak EPİAŞ'ın onayından sonra şurada son ödeme tarihinde alacak tarihinizi gözlemleyebilirsiniz. Yine fatura ödemelerinizi kendiniz manuel yapmak isterseniz T artı 6 iş günü içerisinde kendiniz yapmak isterseniz 11 numaralı serbest hesabınızı öncelikli olarak fatura bedelinizin tutarını yönlendiriyorsunuz EFETA ile. Serbest hesabınızda bakiyeniz geldikten sonra yine ödeme işlemleri menüsünden ilgili ödeme tipini seçiyorsunuz, fatura ödemesi. Sonrasında ödenecek tutar alana bakiyeyi yazıp ödeme yap seçeneğiyle borcunuzu manuel olarak sizler kapatabilirsiniz. Fatura avans ödemede otomatik ödeme az önce ifade ettiğim gibi normalde sıralamada biz öncelikli olarak fatura ve avans ödemelerinizi sistem kapatırken birinci gittiğimiz hesap tipiniz 11 numaralı serbest hesap bakiyenize bakıyoruz. Eğer bakiyeniz varsa buradan borcunuzu kapatıyoruz. Eğer bakiyeniz yetersiz ise nakit teminatınızın fazlasını kullanıyoruz. Buradan da teminat borcunuzu karşılayamadığını varsayarsak yine teminatınıza başvurmak durumunda kalıyoruz. Teminatınıza başvurduğumuz kısım kadar temerrüt hesaplanıyor.
Yani toplam temerrüt sadece bulundurulması gereken teminat üzerinden kullandığımız tutarlar üzerinden hesaplanmaktadır. Avans ve fatura ödemelerine ilişkin temerrüt uygulamasında temerrüt faiz oranları bu oran 6183 sayılı amme alacakları kanunuyla belirtilen gecikme zammı oranı kullanılmaktadır. En son 29 Aralık 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan orandır 1.6. Asgari temerrüt matrağına bakacak olursak da bu oran biz 100 liranın 100 lira ve üzerindeki tutarlar için temerrüt hesaplanıyor. Ayrıca asgari temerrüt tutar oranı da en düşük 10 lira. 10 liranın altındaki tutarları 10 liraya taşıyarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine aşağıda ekranda gördüğünüz üzere hesaplama tablosu formülü yer almaktadır. Bir sonraki slaytımızda temerrüt ve mağduriyet ödemelerinin gerçekleştirilmesiyle devam ediyoruz. Takas Bank tarafından hesaplanan bu mağduriyet ve temerrüt bilgileri EPİAŞ'a aktarılıyor. EPİAŞ bu tutarları fatura borç ya da alacaklarına ekleyerek tekrar Takas Bank sistemine ilettiği zaman borç ödeme ise eğer üye borçluysa T artı 6 iş gününe kadar bu borcu kapatmasını bekliyoruz. Eğer alacaklıysa da T artı 7. iş gününden sonra başlayarak katılımcılara bu mağduriyet ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Yine burada mağduriyet hesaplaması ile ilgili formülümüz yer almaktadır. Matrah çarpı faiz oranı 30 gün çarpı kaç gün temerrüte düşmüşse bunun üzerinden hesaplamamız gerçekleştiriliyor. Teminatlara ilişkin genel hususlarla devam edecek olursak, teminatlarımız Takas Bank tarafından saat 11'de ve saat tam 5'te 17 itibariyle EPİAŞ'a aslında aktarılıyor GİP ve GÖP için. Daha sonrasında bulundurulması gereken teminat bilgileri saat 14 ile 15 saat dilimi arasında Takas Bank'a EPİAŞ tarafından yönlendiriliyor. Bu süreçten sonra da 15.05 ve 15.40 arasında sizlerin yani katılımcılarımızın nakit teminatlarını fazla olan nakit teminatlarını çekmesi için olan süre başlamış oluyor. Nakit dışı teminatlarınızı ise saat 17.00'a kadar çekebiliyorsunuz. Teminatlara ilişkin genel esaslarla devam edecek olursak, gün içi piyasasında saat 17'ye kadar, gün öncesi piyasasında saat 11'e kadar teminatlarınızı tamamlamanızı bekliyoruz. Biz bunları sizlere yönlendirdiğimiz, eğer margin call'larınız varsa sizlere yönlendirdiğimiz SMS ve maillerde hangi teminatı için saat kaça kadar tamamlamanız gerektiğini, ne kadar eksik bakiyeniz olduğunu detaylı bir şekilde gelen mesajlarda ifade ediyoruz. Açıklamalarında görebilirsiniz. Teminat mektuplarını ise saat 10.30'a kadar EPİAŞ yetkililerince teslim alınıyor ve EPİAŞ yetkililerince sistemde işleme alınıyor. Teminata kabul edilecek kıymetlerimize bakacak olursak Türk lirası, dövizde Amerikan doları ve euro, teminat mektubu kesin ve süresiz olarak döviz cinsinde de olabilir, hazine bonosu ve devlet tahvili. Değerleme katsayılarımıza gelecek olursak, değerleme katsayıları EPİAŞ yetkilileri ve Takas Bank'ın mutabık kaldığı katsayılar üzerinden sizlere sunuluyor. Değerlenerek sizlerin hizmetine sunuluyor. Nakit ve teminat mektubu için birebir değerleniyor. Yani 1000 liranız varsa piyasanın değerlenmiş hali, piyasa değerlenmiş haliyle yine 1000 lira olarak görüyor oluyorsunuz. Döviz ve teminat mektubu euro ve dolar olursa eğer 0.95, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde teminat değerleme katsayısı 0.91, dövize endeksli devlet tahvilleri yani euro bondlar için de bu oran 0.93'tür. Teminat tamamlama çağrısı, daha önce de ifade ettiğim gibi teminat tamamlama çağrısı 14.05 ile 15 arasında EPİAŞ bize bulundurulması gereken dosyayı ilettikten sonra sizlere bu bilgileri SMS ya da mail yoluyla yönlendiriyoruz. Ama tabii sizlerden beklediğimiz SMS ve mailler sizlere ulaşmıyor, bazen sorunlar olabilir. Bu tür durumlarda teminat tamamlama çağrısı raporundan sizlerin günlük olarak bu işlemlerinizi takip etmeniz. Teminat yatırıma çekme işlemlerimiz.
Teminat yatırma işlemi hangi teminat tipinde teminat yatırmak istiyorsanız öncelikli olarak o hesabın serbest deposuna ilgili teminatınızı yatırmanız gerekiyor. Yani EFT ya da DIPSI 501 depoya, yabancı para ise 11 yabancı para hesaplarının serbest depolarına ilgili teminatlarınızı EFT ya da SWIFT yoluyla göndermeniz gerekiyor. Daha sonrasında eğer teminat tamamlama çağrısı varsa sistem otomatik olarak sizlerin serbest hesabınıza yönlendirdiğiniz tutarları kullanarak teminat tamamlamanızı gerçekleştiriyor. Teminat çekme işlemlerimize bakacak olursak, daha önce de yine ifade ettiğim gibi EPİAŞ bizleri bulundurması gereken teminatları belirttikten sonra bu teminatları 15.05 ile nakit teminat TL fazlasını 15.05 ile 15.40 arasında çekebilirsiniz. Nakit dışı teminat çekme son saati yine 17.00'dır. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Teminat yatırma çekme işleme ekranlarımız. Bu ekranlarımızla size az önce ifade ettiğim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Teminat işlemlerinin altında teminat yatırma çekme sekmesiyle ekranımızı görebilirsiniz. Teminat yatırmak istediğinizde ilgili alanı seçtiğiniz zaman küçük bir pencere açılacak. Bu pencerede sizden yatırmak istediğiniz teminat bilgilerini soruyor. Eğer 11 numaralı serbest hesabınızda nakiti kullanacaksanız sizi otomatik olarak serbest hesabınıza yönlendiriyor. İlgili pencereler yardımıyla işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak da size emin misiniz diyerek teminat yatırma işleminizin onayını alıyor ve işleminizi gerçekleştiriyor. Çekme işleminde de yine nakit teminat fazlanızı çekecekseniz eğer 15.05 ile 15.40 saat dilimi arasında sizlerden bu işleminizi yapmanızı bekliyoruz. 15.05 ile 15.40 arasında teminat çekme penceresinden seçiminizi yaparak ilgili depoya yönlendiriyor. Burada da yine emin misiniz seçeneğiyle sizleri teminat çekme işleminizi gerçekleştiriyor. İşlemlerinizi yaptıktan sonra listeli butonuyla ekranda çektiğiniz ya da yatırdığınız teminatları görebilirsiniz. Burada bulundurulması gereken teminat aslında EPİAŞ'ın sizlerden istediği ve piyasalara girebilmek için zorunlu olarak sistemde tutmanız gereken teminat. Mevcut da sizlerin hali hazırda bulunan teminatlarınız. Bir sonraki slaytımıza devam edecek olursak. Teminat bakiye raporu. Teminat bakiye raporunda da yine sizlerin teminat menüsü üzerinden yaptığınız teminat yatırma çekme işlemlerinin yansıdığı ekran. Bir sonraki slaytımızda size detay raporu, evet şu an ekranımıza geldi. Teminat bakiye detayı. Daha önce ifade ettiğim bilgilerde değerleme katsayısından söz etmiştim. Burada Türk lirasının değerleme katsayısı 1 olduğu için piyasa değeriyle değerlenmiş tutarı aynı olarak görüyorsunuz. Diğer teminat tiplerinde piyasa değeriyle değerlenmiş tutarları ilgili katsayılarla çarpıldığında buraya yansıdığını göreceksiniz. Eğer sizler hali hazırda katılımcılarımızsanız, yani piyasada işlem yapıyorsanız, teminat detay bakiye sorgulama raporundan kontrol ettiğinizde döviz tipinde ya da teminat mektuplarında değerlenmiş halini görebilirsiniz. Bu raporda ayrıca sizlerin bulundurması gereken teminatla çekebileceğiniz nakit teminat fazlanızı da ekrana yansıtıyor. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Teminat hareket izleme ekranımız. Bu raporda sizlerin gün içerisinde ya da sistem tarafından otomatik gerçekleştirilen teminat yatırma çekme işlemleri varsa bu ekran aracılığıyla gözlemleyebilirsiniz. Tarih aralığında teminat tipi ya da işlem tipi bazında sorgulamalarınızı yapabilirsiniz. Hangi saat diliminde hangi kullanıcının hangi tipte işlem yaptığını, yatırma mı çekme mi yaptığı bu raporda da detaylı olarak yer almaktadır. Teminatlarınızın nemalandırılması. Nakit teminatların nemalandırılma işlemi saat 15.40 itibariyle başlamaktadır. Burada Takas Bank Fon Yönetim Ekibi en iyi gayret aracılığıyla sizlere sunduğu oranlar üzerinden eğer nemalama talebiniz varsa nakit teminatlarınızı nemalandırmaktadır. Nemalanan tutarlarınız ertesi iş günü nemalandırma raporuna yansıtılmaktadır. Nakit TL nemalandırma raporundan sizler bunları gözlemleyebilirsiniz günlük olarak.
Raporunuzda ayrıca faiz oranları, BSM ve stopaj gibi detay bilgilere de hakim olabilirsiniz. Temlik işlemlerimiz. Temlik işlemlerini sizler EPİAŞ'a bildiriyorsunuz. EPİAŞ'a bildirilen temlikleriniz EPİAŞ yetkilileri tarafından sisteme giriliyor. Temlikleriniz günlük ya da aylık olabiliyor. Buradaki ödeme süreci de bu günlük ya da aylık ayrımına göre değişiyor. Eğer temliğiniz günlük tanımlanmış ise piyasa alacaklarınız günlük olarak sistemde tanımlı olan temlik IBAN'ına gönderiliyor. Eğer temlikleriniz aylık ise günlük olarak alacaklarınız bloke altına alınıyor. O dönemin fatura alacağı da sisteme yansıdığı zaman eğer alacaklıysanız faturada hepsi toplanıyor. Tek bir seferde ilgili temlik hesabınıza yönlendiriliyor. Eğer borçluysanız da mahsup edilerek kalan tutar yine temlik hesabınıza yönlendiriyor. Temlik işlemlerinizle ilgili de yine detay bilgileri temlik bilgileri raporundan gözlemleyebilirsiniz. Kopya bileko işlemleri ve nemalandırılması. Kopya blokeleri de yine EPİAŞ tarafından sisteminize bildiriliyor. Bildirilen blokelere göre de dağıtılan avanslar burada nemalandırılmaya dahil ediliyor. Kopya blokelerinin nemalandırılmasında normal nemalandırmadan hiçbir farkı yok. Aynı süreçler devam ediyor. 15.40 itibarıyla nemalama işlemi gerçekleştiriliyor. Yine bununla ilgili nakit TL nemalandırma raporundan gözlemleyebilirsiniz. Burada sadece tek bir fark var. Teminatlarınız da nemalandırılıyor. Kopi blokedeki bakiyeleriniz de nemalandırılıyor. Buradaki ayrım nakit TL nemalandırılma tutarında görmüş olduğunuz toplamlar sizlerin teminatınıza dahil edilmiyor. Bu önemli bir ayrım. Kopi blokeleri sadece nemalandırıldığı için o rapora yansıyor ve toplamda gösteriliyor. Sizler yine bulundurulmanız gereken ya da mevcut teminatlarınızı teminat işlemleri ekranından, teminat yatırma çekme ekranlarından gözlemlemeniz gerekiyor. Kopya işlemleri ve blokesinin çözülmesi. Kopya alacakları blokesi de fatura borç alacak sisteme yansıtılana kadar devam ediyor. Eğer kopya blokeniz varsa ve faturanız sisteme yansıdıktan sonra borçlu katılımcıysanız T+6 sabahı kopi blokeleriniz borcunuza mahsup ediliyor. Eğer blokenizde fazla tutar kaldıysa, alacak tutarınız kaldıysa bunlar da önce sistemde varsa tanımlı temlik hesabınıza, sonra yoksa eğer temliğiniz sonra aracı bankanıza, aracı bankanızda yoksa eğer yine serbest hesabınızda kalıyor. Eğer kopi blokeniz var ve fatura işlem sonucunda alacaklı katılımcıysanız, burada da fatura alacak son ödeme tarihinde kopya alacaklarınızla fatura alacaklarınız birleştiriliyor. Varsa yine eğer sistemde tanımlı temlik hesabınıza yönlendiriliyor. Eğer tanımlı temliğiniz yoksa aracı bankanız EFT yapılıyor. Aracı bankanızda yoksa sistemdeki 10.000 numaralı serbest hesabınızda kalıyor. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Takas bank komisyon işlemleri işlemlerle ilgili son slaytımız olacak. Bundan sonra birkaç slayt piyasa verileri hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Takasman komisyon işlemleri sizlerin elektrik piyasasında yaptığınız takas bank üzerinden yaptığınız tüm işlemlerinizden işte avans fatura işlem hacimleriniz ya da EFT giriş çıkışlarının sonucunda oluşan komisyonlarınız toplanıyor. Ve muhasebe ekibimiz tarafından her ayın ilk haftası ya da ikinci haftası sizlerin Takasbank komisyon hesaplarınıza, 70 numaralı hesaplarınıza yansıtılıyor. Burada komisyon ödemelerinizi 6 iş günü içerisinde yapmanızı bekliyoruz. Eğer 6 gün içerisinde ödemelerinizi sizler gerçekleştirmezseniz manuel olarak ödeme ekranlarından, bizler sistem otomatik olarak T+7. İş günü sabahı öncelikli olarak serbest hesaplarınıza başvuruyor. Eğer serbest hesabınızda ilgili borcunuzu ödeyecek kadar bakiyeniz varsa buradan borcu karşılıyor. Serbest hesabınızdaki bakiyeleriniz yetersiz kalırsa
sizin daha önce Takasbank komisyon teminat ödemesi olarak verdiğiniz 1000 TL'ye başvuruyor ve 1000 TL'den borcunuzu kapatıyor. Biz bu komisyon işlemleri tamamlandıktan sonra eğer teminat ödemesi tutarı olan 1000 liradan karşılanmışsa borcunuz, size SMS'le bildirim yapıyoruz ya da maille Takasbank komisyonunuzu, teminatınızı 1000 TL'ye tamamlamanız gerekiyor diye. İş akışları ile ilgili sizlere anlatacaklarım şu anda bu kadar. Bir sonraki slaytlarımda piyasa verileri hakkında bilgiler aktaracağım. Elektrik piyasası verilerinde piyasa hesap sayılarına bakacak olursak 2012 yılında 609 katılımcı iken 2019 yılında 1302 katılımcıya ulaştığımızı görüyoruz. Yani sizlerle olan çalışmamız hızlı bir şekilde artış göstermiş. %100'den fazla 8 yıl içerisinde bir artış var. Tabii bu sizlerin artış, katılımcılarımızın sayısındaki artışla birlikte bu piyasa işlem hacimlerimizin de artmasına vesile olmuştur. 2012 yılında 29 milyar TL'yken işlem hacimlerimiz 2019 yılında 200 milyar TL'ye yükselmiştir. Biz bu hacimlerin sizlerin daha fazla katılımıyla tabii artmasını bekliyoruz. Bizler için güzel bu veriler. Tabii bir piyasa işlem hacimlerimiz de arttıkça teminat hacimleri de artıyor. Teminat hacimlerinde burada veri olarak size yıllık ortalama teminat hacim miktarlarını paylaştık. 2012 yılında 657 milyonken 2019 yılında 2 milyar 728 milyon ortalama tüm teminatlarımızın hacim verisine ulaşmış durumdayız. Sizlere şu anda paylaşacağım bilgiler bu şekilde. İkinci bölümümüzde de elektrik piyasasında sizlerden bizlere yöneltilen, daha önce de ifade ettiğim gibi soruları derledik. Kısaca bu soruların üzerinden geçmeye çalışacağız. Sorularınızda genellikle hesap işlemleri, takas işlemleri, kopi işlemleri, teminat işlemleri ve hizmet yönetimi ile birlikte son olarak da raporlamaların üzerinden geçeceğiz. Hesap işlemlerinde sizlerden yine en çok hesap tanımları ile ilgili sorular bizlere ulaşmaktadır. Burada Takasbank'ta kullanılan hesap tipleri. Sizler üyelik işlemlerinde üyeliğinizi tamamladıktan sonra otomatik olarak Takasbank tarafında hesaplarınız açılmaktadır. Sizlere 4 tane hesap tanımlıyoruz otomatik olarak. Birincisi 11 numaralı serbest hesabınız. İkincisi Takasbank komisyon teminat hesabınız. Üçüncüsü 70 numaraları üye komisyon tahakkuk hesabınız. Dördüncüsü de Takasbank nakit teminat hesabı. Bu hesap tiplerinden sadece Takasbank nakit teminat hesabınızın IBAN numarası bulunmuyor. Çünkü bizler teminatlarınızı öncelikli olarak 11 numaralı serbest hesabınıza yönlendirmenizi bekliyoruz. Serbest hesaplarınıza geldikten sonra teminat yatırma çekme ile işlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz için bu hesap tipinde IBAN'ınız bulunmuyor. Bir sonraki sorumuza geçersek, dekont bilgileri nasıl ulaşabiliriz? Dekont bilgileri elektrik piyasası menüsü menülerinde yine raporlar sekmesi var. Raporlar sekmesinin altında hesap ekstresi dekontu ile sorgulayabilirsiniz. Burada istediğiniz tarihli dekonta ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aracı banka bilgi formatı nasıldır? Bizler aslında burada aracı banka bilgi formatını bir şablon oluşturduk ve artık sizlere ilk etapta bu şablonu paylaşıyoruz ki işlemlerde bir sıkıntı olmasın. Ve bu şablonu sizlerle paylaştıktan sonra sizlerden istediğimiz üyelik işlemleriniz sırasında şirketinizi temsil eden en geniş yetkili kişileri bildiriyorsunuz. Aracı banka bildirim formunuza da bu kişiler tarafından imza alınıp tarafımıza gönderilmesi, şirketinizi temsile yetkili kişiler iki kişi tarafından ya da münferidense tek kişi tarafından aracı banka formunuzu istediğimiz formatta yönlendirdiğiniz zaman bize öncelikli olarak maille istiyoruz sizden ki imza kontrollerinizi gerçekleştirelim. Mailde biz size tekrar cevap dönüyoruz. Aslı bize geldiğinde talimatınız işleme alınacaktır diye. Sonraki süreçte de ıslak imzalı olarak talimatınızın aslı bize ulaştığında
Aracı banka bilgilerinizle gerekli güncelleme ya da ilk tanımlamayı gerçekleştiriyoruz. Aracı banka bildirimine ayrıca bu forma Takas Bank'ın web sitesinde kaynakların altında formlar ve mektuplar sekmesi var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Elektrik piyasası aracı banka tanımlama formu adı altında ilgili form yer almaktadır. Bir sonraki sorumuza geçecek olursak, aracı banka bilgilerimi nasıl öğrenebilirim? Bizler aracı banka bilgilerinizi güncelledikten sonra ya da tanımladıktan sonra ilk etapta yine elektrik piyasası menüsüne şifreleriniz ve kullanıcı kodlarınızla bağlanıyorsunuz. Raporların altında katılımcı bilgileri raporu var. Bu ekran aracılığıyla sorguladığınızda sistemde hali hazırda fatura ve avans alacaklarınızın ya da teminat çektiğinizdeki yönlendirilecek olan aracı bankanızı ilgili rapor aracılığıyla gözlemleyebilirsiniz. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak takas işlemleriyle devam edeceğiz. Nakit takas borç ödeme işlemleri. Daha önce günlük akışta ifade ettiğim gibi fatura ve avans borçlarınızı ya da komisyon borçlarınızı ya da fatura ve avans temerrüt durumuyla söz konusu olduysa eğer buradaki temerrüt borçlarınızı öncelikli olarak serbest hesabınıza bakiyeyi gönderdikten sonra ödeme işlemleri menüsüne gelerek ödenecek tutar alanı ve ödeme tipini seçip ödeme yap seçeneğiyle işleminizi sizler gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Fatura alacak tutarlarının hangi tarihte hesabınıza geçeceğinin kontrolü. Burada son ödeme tarihinden sonra EPİAŞ tebliğ tarihini onayladıktan sonra 7 iş günü içerisinde hesabınıza yönlendiriliyor. Daha önce fatura borç alacak izleme ekranlarını sunumumuz esnasında sizinle paylaşmıştım. Yine fatura alacak borç alacak izleme ekranınıza geldiğiniz zaman orada son ödeme tarihi alanı sizin alacaklarınızın geçeceği tarih oluyor. Şurada da mevcut sarıyla işaretlenmiş. Fatura alacak borç izleme ekranındaki son ödeme tarih alanı alacaklarınızın hesabınıza yönlendirileceği tarihtir. Fatura borçlarının ödemesi ne zaman yapılmalıdır? Fatura borçlarınızı fatura bilgileri sisteme yansıdıktan sonra son ödeme gününe kadar yani T6 artı iş günü içerisinde T+6 iş günü sonuna kadar sizler yine ödeme ekranlarından gerçekleştirebilirsiniz. Fatura borçlarının temerrütsüz ödenmesi için nasıl bir yöntem var? Burada da yine fatura borçlarınızın temerrütsüz ödenmesi için öncelikli olarak serbest hesabınızda fatura son ödeme tarihine kadar ilgili tutarı bulundurmanız gerekiyor. İsterseniz sizler 6 iş günü içerisinde manuel olarak ödeme işlemleri ekranından gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir gün daha nemalanmasını istiyorsanız yani T+7 iş günü sabahında saat tam 8'de sistem otomatik olarak öncelikli 11 numaralı serbest hesabınıza bakıyor. Serbest hesabınızda bakiyeniz yoksa teminat hesabınızın fazlasından borçlarınızı kapattığında hiçbir şekilde temerrüt işlemiyor. Bir sonraki slaytımızla devam edelim. Hesap ekstrelerindeki temerrüt alacak dağıtımının açıklaması sizlerden gelen sorular arasında yine. Katılımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da kısmi olarak yerine getirdiğinde alacaklarınız kısmi ya da tamamı geçiyor ödeme işlemi gerçekleştiğinde. Burada da hesap ekstrenizi açıklama olarak temerrüt alacak dağıtımı açıklamasıyla yansıyor. Aslında bu tamamen temerrütlü katılımcının borçlarını geç ödemesinden kaynaklı olarak hesaplarınızı alacaklarınızın geç yatırılmasında yapılan, sizlere yapılan açıklamadır. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Temlik sözleşmelerinin teslimi. Temlik sözleşmeleri EPİAŞ'a sizler tarafından iletiliyor ve sistemimize EPİAŞ yetkilileri tarafından aktarılıyor. KUP
KUPİ ile ilgili sorular. KUPİ blokesindeki tutarın nemalandırılmasını sizler soru olarak bizlere yönlendiriyorsunuz. Burada KUPİ blokeleri de evet nemalanıyor. Eğer talep ederseniz nemalanma işlemi gerçekleştiriliyor. Sadece burada daha önce de ifade ettiğim gibi KUPİ blokesindeki tutarları bulundurulması gereken teminatlarımıza dahil etmememiz lazım. O yüzden özellikle de teminat yatırma çekme ekranındaki bulundurulması gereken alan sizlerin sıklıkla takip etmesi gereken alandır. Bulundurulması gereken alan sizlerin EPİAŞ tarafından istenilen teminat tutarını gösteriyor. Mevcut yazan teminat bakiyesi de sizlerin hali hazırda hesabınızda bulunan teminat bakiyesini gösteriyor. Bir sonraki sizlerden yönlendirilen sorularla devam edersek, KUPİ bloke tutarları ne zaman çözülüyor? KUPİ bloke altına alındıktan sonra fatura sisteme EPİAŞ tarafından yansıtılıyor daha önce de ifade ettiğimiz gibi. Eğer sizler yani katılımcı faturada borçlu ise T+6 sabahı KUPİ alacaklarınız fatura borçlarınıza mahsup ediliyor. Eğer fatura borcundan daha fazla KUPİ alacağınız varsa bloke çözülüyor. Borçlarınız kapandıktan sonra geriye kalan artı bakiye tutar. Sizin sistemde tanımlı temlik hesabınız varsa temlik hesabınıza, eğer temlik hesabınız yoksa aracı bankanıza, yine serbest hesabınızda kalıyor bakiyeniz. Eğer KUPİ bakiyeniz varsa ve faturada alacaklıysanız T+7. iş gününde alacağınızla fatura alacağınızla birlikte KUPİ alacağınız birleştiriliyor. Bunlar toplam bir seferde sistemde tanımlı temliğiniz varsa öncelikli olarak temlik hesabınıza yönlendiriliyor. Temlik hesabınız yoksa aracı bankanıza, aracı bankanızda yoksa yine 11 numaralı serbest hesabınızda kalıyor. Aracı bankanız tanımlandığı an itibariyle de serbest hesabınızda kalan bakiyeler tanımlanan aracı bankanıza EFT olarak yönlendiriliyor. Bir sonraki slaytımıza devam edelim. Teminat işlemlerimizle ilgili sizlerden sorularımız geliyor. Teminat tamamlama için EFT tutarı serbest cari hesabınıza, 11 numaralı hesabınıza ilgili tutarları yönlendirmeniz gerekiyor. Serbest hesabınıza EFT ile göndermiş olduğunuz teminat tutarlarınız, eğer sizlere margin call yapıldıysa sistem otomatik olarak serbest hesabınızda bakiyeyi gördüğü anda teminatınızı tamamlıyor. Gün öncesi piyasası için 10.58'de otomatik bir çalışıyor kronumuz. Gün içi piyasası için de 16.58'de, yani margin call'a düştükten sonra sizlere yapılan SMS ve mail bildiriminden sonra hemen teminatlarınızı yönlendirirseniz İlgili saat dilimleri içerisinde sistem otomatik olarak teminatlarınızı yatırıyor. Yine manuel bu saat dilimlerinden önce gerçekleştirmek isterseniz manuel olarak 11 hesabınıza gönderdiğiniz parayı teminat yatırma çekme ekranına geliyorsunuz ve oradan kendiniz teminat yatırma işlemiyle teminatınızı tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki sunumumuzla devam edelim. Teminat çekme işlemlerinde tutarların hangi hesaplara yönlendirileceği. Burada iki tane hesap seçeneğiniz var. Teminat çekme işlemine başladığınız zaman sistem zaten açılan yeni pencerede sizlere soruyor. 11 numaralı serbest hesabınız ya da aracı bankanıza yönlendirebilirsiniz. Bu iki seçeneğimiz mevcut. Siz istediğiniz seçeneği seçerek teminat çekme işleminizi onayladığınızda eğer nakit TL teminatınızın fazlasını çekecekseniz 15.05 ile 15.40 saat dilimi arasında bu işleminizi yapmanızı bekliyoruz. Eğer nakit dışı teminatlarınızı çekecekseniz 17.00'a kadar süreniz var. Yani o gün içerisinde saat 5'e kadar nakit dışı teminatların, nakit TL dışı teminatlarınızın çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aracı bankanızdan farklı bir bankaya sistemde teminatlarınızı aktarmanız mümkün değildir. Tüm avans fatura ve borç alacaklarınız
farklı bir sistemde tanımlı olan IBAN numarasına gönderiyorsunuz alacaklarınızı. Bizler de fatura ya da avanstan avans sonrasında oluşan alacaklarınız varsa eğer piyasa alacaklarınızı sizlerin bizlere aracı banka formatıyla bildirdiğiniz sisteme tanımladığınız tek bir aracı bankaya yönlendiriyoruz. Yani sistemde olan tek bir aracı bankaya Takas Bank'taki tüm çıkış nakit TL için bahsediyorum. Nakit TL çıkışlarınızı sadece bu aracı bankanıza gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki sunumumuzla devam edelim. Bulundurulması gereken teminat tutarları nasıl belirleniyor? Ve teminat eksikliğinin kontrolü nasıl yapacaksınız? EPH bize 14 ile 15 saat dilimi arasında sizlerin sistemlere girebilmeniz için ya da EPH sistemlerinde işlem yapabilmeniz için bulundurulmanız gereken teminatların bilgisini aktarıyor. İlgili dosya bizlere geldikten sonra bizler margin kollarınızı yani eksik teminatlarınızın bildirimini sizlere anında yapıyoruz. Ve bununla ilgili sizlere SMS ve mail yoluyla bilgi veriyoruz. Sizlerden isteğimiz de teminat tamamlama çağrısı tarafınıza ulaştığı anda ilgili piyasalara girmekten mahrum kalmamak için anında teminatlarınızı tamamlamanızı bekliyoruz. Ayrıca bu teminatlarınızı daha önce de ifade ettiğim gibi teminat yatırma çekme ekranlarından günlük olarak sizler bulundurulması gereken alandan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki sunumumuza bakarsak yine az önce de ifade ettiğim gibi teminat çekme işlemlerinin başlangıç ve bitiş zamanları. Nakit teminatlarınız için 15.05 ile 15.40 arasında yani nakit teminatlarınızın NEMA işlemi başlamadan önce bu saat dilimi içerisinde çekmeniz gerekiyor. Nakit dışı teminatlarınızı da 17'ye kadar çekebilirsiniz. Yani aynı gün akşam saat 5'e kadar çekme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu saat dilimleri içerisinde eğer teminat çekmek isterseniz sistem size ilgili hata mesajlarını ekrana yansıtarak teminat çekmenize müsaade etmeyecektir. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Teminat mektuplarının teslimi. Teminat mektuplarını sizler EPH yetkililerine teslim ediyorsunuz. Çünkü teminat mektuplarınız 10.30'a kadar EPH tarafından teslim alınıp sisteme giriş yine EPH yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki sunumumuza devam edelim. Teminat yönetimiyle ilgili sorular geliyordu. Nakit TL nemalandırma işlemleri, nakit teminatlarınızın nemalandırılmasını istediğiniz zaman bizlere bildirimde bulunuyorsunuz. Bizler sizin talepleriniz doğrultusunda ilgili nakit teminatlarınızı NEMA'ya dahil ediyoruz. Nakit TL nemalandırma raporundan sizlerin nemalandırılan tutarı, bunun faiz oranını, stopajını, takas bank komisyonunu ve daha birçok bilgiyi ulaşabilirsiniz. Detaylı olarak ilgili tutardan faiz oranına ve hesabınıza geçecek net faiz tutarına kadar tüm oranlar raporumuzda mevcut. Oradan gözlemleyebilirsiniz. Raporlamalarla devam edelim. Raporlamalar sunumumuzun son kısmını oluşturuyor burada. Ve sizlerden çok talep aldığımız stopaj talepleri, en çok soruyu buradan ya da maili sizler katılımcılarımız buradan bize yönlendiriyorsunuz. Stopaj ve NEMA raporu talepleriniz. Takas Bank olarak bizler stopaj raporlarını bir yıllık olarak veriyoruz. Yani 01.01.2019, 31.12.2019 dönemini kapsayan stopaj raporlarınızı e-imzalı olarak ve bir kereye mahsus sizlerin sistemde tanımlı mail adreslerinize Ocak ayının yani bir sonraki dönemin örneğin 2019 için 2020 yılının Ocak ayının ikinci ya da üçüncü haftası otomatik olarak sistemde tanımlı maillerinize yönlendiriyoruz. Sizlerden ricamız lütfen sizlere yönlendirmiş olduğumuz bu stopaj e-imzalı stopajlarınızı muhafaza etmeniz. Ara dönem stopaj raporları vermiyoruz. Ara dönem stopaj raporlarınızı sizler elektrik piyasası menüsü ekranlarımıza bağlanarak raporlar sekmesinden nakit TL nemalandırma raporundan
görüntüleyebilirsiniz. Bununla ilgili yıllık sadece stopajları e-imzalı olarak bir kereye mahsus tarafınıza yönlendiriyoruz. Gülnur Hanım, bir soru var bu noktada. İkinci bir aracı banka tanımlanabilir mi diye sormuş Zehir Altıntaş. Hayır, sistemimiz sadece bir tane aracı banka tanımlamaya müsait. Çünkü uygulama bu şekilde kurulmuş. Bu verilen katılımcıların talepleri ya da sizlerle yapılan ortak görüşmeler sonucunda alınan bir karardır. Farklı sonuçlar çıkmasın diye sistemde sadece bir tek aracı bankamızı tanımlıyoruz. Özellikle aracı banka güncellemeleriniz olduğunda bizlere ivedilikle ulaşmanızı, eğer herhangi bir sorun olursa da zaten hızlı bir şekilde aksiyon almak için Evrail'den teslim ettiğinizde de biz anında işlemlerini, aracı banka değişikliğini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki slaytımla devam edelim. Son olarak da dekont talepleri ve temlik raporları ile ilgili sorular geliyor bize. Yine bu iki taleple ilgili elektrik piyasası menüsü, raporlar sekmesinden dekont raporları ya da temlik raporlarından istediğiniz döneme ait tarih aralığı vererek istediğiniz temlikleri tip bazında günlük mü aylık mı ya da dekontlarınızı PDF Excel formatında görüntüleyebilirsiniz. Son bir slaytımız kaldı sizden gelen sorularla ilgili. Bu da denetim amaçlı hesap ekstrelerinin temin edilmesi. Özellikle ara dönem ve yeni yılda bir yıllık dönem sürecinde sizden çok fazla bu konuda talep geliyor tarafımıza. Denetim amaçlı raporlarınızın tüm taleplerinizi bütçe raporlama ekibimize iletmeniz gerekiyor. Bizlerin sizden beklediğimiz lütfen mail adreslerini kayıt edin. rizaadanaparis@takasbank.com.tr rap@takasbank.com.tr. Ara dönem veya yıl içerisindeki tüm rapor taleplerinizi bütçe raporlama ekibimizden talep edebilirsiniz. Sizlere anlatacaklarım halihazırda bu kadar. Eğer sorularınız varsa Fatih Bey ile birlikte sizlere yardımcı olacağız. Teşekkür ederim. Aslında NEMA kısmını otomatik olarak NEMA veriyoruz ama katılımcılar olur da NEMA talepleri olmazsa bize kendileri bildiriyorlar talimatla. Onların NEMA taleplerini hayra çekip herhangi bir NEMA'landırma işlemi yapılmamasını daha doğrusu sağlıyoruz. Onu o şekilde belirtelim, detaylandıralım. Bir de hani katılımcılara hatırlatmak anlamında hani tabiri caizse hap bilgi birkaç tane paylaşayım isterseniz. Her gün katılımcıların yapması gereken kontrollerden biraz bahsedelim. Burada öncelikle katılımcılar zaten her halükarda işlem bazında aslında bir teminat yatırma, yani teminatlarını tamamlama, bir de ödeme işlemleri bazında sorumlulukları, yükümlülükleri oluyor. Dolayısıyla da burada katılımcıların aslında her gün yapmaları gereken işlem, yani yaparlarsa çok iyi olur onlar adına. Ödeme işlemlerini bir sabahleyin kontrol etsinler. Herhangi bir borçları var mı? Son ödeme tarihi nedir? Onlara bir baksınlar. Orada son ödeme tarihi gelmeden eğer o borçları kapatırlarsa herhangi bir temerrüt cezasıyla karşılaşmayacakları için onlar açısından oldukça faydalı olacaktır. İkinci hatırlatma da işte biraz önce belirttiğim gibi teminat işlemlerinde herhangi bir eksiklikleri var mı? Yine bunu raporlar menüsünde teminat tamamlama çağrısı raporuyla görüntüleyebilirler. Teminat tamamlama çağrısı raporunda eğer herhangi bir eksiklikleri varsa hemen yine oraya EFT yaparak ya da hali hazırda mevcut cari hesap bakiyelerini kullanarak ilgili teminat tamamlama işlemini gerçekleştirmeleri gerekir ki herhangi bir piyasa dışı kalma durumu söz konusu olmasın. Piyasada işlemlerine, yani gün öncesi ya da gün içi piyasasında işlemlerine devam edebilsinler. Bu iki hatırlatma bizim açımızdan önemli. Zaten katılımcılar aracı bankalarını bize bildirmeleri gerektiklerini biliyorlar zaten. Yani Aralık 2011'den beri hizmet verdiğimiz bir piyasa olduğu için artık katılımcılarımız da oldukça tecrübeli ve bilgili. O anlamda bu hatırlatmayı yapmak istedim. Onun haricinde varsa sorular onlara yardımcı olur. Soru yok ama ben size bir soru sorayım. Biraz daha 101 seviyesinde bir soru olacak ve aslında biraz da retorik bir soru olacak. Diyelim ki ben piyasa katılımcısıyım ya da piyasa katılımcısında ilgili sizlerle muhatap olacak çalışanım. Şimdi ben sizin dediklerinizi yaptım, ekranlarda gördüm, sorun yok, hiçbir problem yok. Ama yine de açıp alo Fatih Bey, alo Gündür Hanım
Ya sorun yok değil mi? Demeli miyim? Yani siz bunları yani, tüm loblarında tutuyor musunuz? Siz bunların hepsine sahip misiniz? Yani ben çünkü o kadar önemli bir iş yapıyorsunuz ki belki çok ilginç tamamlama. İnsanlar belki piyasa dışı kalacak. Ve insanlar da eminim bunlar tedirginlikler yaratıyor. Fakat siz bunları anlattınız bu kadar güzel. Siz Takas Bank olarak bunların hepsinin hem loglarını hem kayıtlarını birçok bu gerekli BT altyapısına hem sahipsiniz hem de bu konuda ilgili işlemlerde insanların size böyle geri dönmesine gerek var mı? Ben yok diye düşünüyorum ama bunlara açıklama getirirseniz ben çok memnun olurum. Çünkü çok kritik bir iş yapıyorsunuz ve insanların piyasada kalmasıyla çıkmasıyla ilgili eminim tedirginlik yaşıyorlardır. Özellikle piyasaya ilk giren insanlar için. Çünkü siz her ne kadar diyorsunuz 2011'de böyle oldu ama çok büyüyen, çok gelişen ve çok devam eden bir piyasayı. Sürekli yeni piyasa katılımcılarımız gelecek. Sürekli yeni müşterileriniz olacak. Bu açıdan bir yorumla yaparsanız gerek Gülnur Hanım gerek Fatih Bey çok memnun olurum. Tabii ki. Yani orada şöyle bir süreç var aslında Burak Bey. Tabii banka olmamız dolayısıyla yani biz burada log yapısına zaten hali hazırda mevcut olması gereken bir süreç. Kanuni olarak zorunluluk zaten bizim açımızdan. Yani bu log yapısı hem API tarafına hem de işte katılımcılar tarafında muhakkak zaten yapılıyor. Öyle bir hizmetimiz zaten var. Ve dolayısıyla da herhangi bir işlemin ne zaman gerçekleştirdiği, hangi kullanıcı tarafından gerçekleştirdiği tabii ki loglanıyor. Onu kendi ekranlarımızdan da görebiliriz. Gerek bilgi işlemden de eğer çok detaylı bir analizse ya da çok detaylı bir raporsa bilgi işlem tarafından da görüntüleyebiliriz. Dediğiniz gibi her geçen gün aslında yeni katılımcılar piyasaya ekleniyor. Biraz önce Gülnur Hanım da anlattı. Yani yaklaşık belki iki katına ya da üç katına falan çıkmıştır. Halihazırda 9 senelik bir dönemde. Dolayısıyla da aslında yeni katılımcıların burada dikkat etmesi gereken en önemli şey aslında öncelikli olarak teminat, sizin de dediğiniz gibi. Çünkü piyasa dışı kalmak ve piyasa dışı haricinde dengesizliğe düşmek katılımcılar açısından oldukça fiyat anlamında kendilerini sıkıntıya sokabilecek bir duruma düşürüyor. Dolayısıyla da burada aslında ilk olarak katılımcıların teminat tamamlamanın yani margin call'u kontrol etmeleri gerekiyor. O da zaten aslında çok böyle karmaşık bir süreç değil. O da yani API tarafından zaten 2.5 ya da bilemediniz 3 gibi bize tarafımıza iletiliyor ve akabinde de bunlar 17'ye kadar tamamlanması gün içi piyasası için ya da gün öncesi piyasasına katılacaksa da ertesi gün 11'e kadar tamamlanması gereken süreçler. Burada katılımcılar aslında öğleden sonra özellikle 2-2.5 gibi teminat tamamlama çağrısı raporuna bakabilir. Her ne kadar SMS ve e-mail göndersek bile aslında ekranlardan bakmak esastır. Yasal olarak da ekranlardan bakıp çünkü cevaplaması ve kontrol etmesi gerekir katılımcılarımızın da. Çünkü zaman zaman işte e-maillerin gönderilmesinde problem olabilir ya da işte operatör bazlı sıkıntılar olabilir. Cep telefonuna SMS gitmeyebilir. Dolayısıyla da katılımcılar her gün 3 gibi eğer teminat tamamlama çağrısı raporlarına bakarlarsa, orada herhangi bir eksikliği tespit ederlerse ve o eksikliği gidermek için de EFT yaparlarsa herhangi bir problemle karşılaşmazlar. Piyasa dışı kesinlikle kalmayacaklardır. Ekranlarımız da aslında oldukça basit. Yani sadece bir rapor işte raporlama ekranlarında teminat tamamlama çağrısı raporuna bakabilirler. Ve orada zaten eksikliğin hangi eksiklik, artık PH gerçi nakit teminat istemiyor ama yani orada toplam eksiklik olarak görüyorlar onu. Ve o eksikliği de EFT yaparak giderebilirler. Sonra teminat tamamlama çağrısında ki tutarı işte teminat tamamlayabilirler. Diyelim ki katılımcılar unuttu, tutarı gönderdi ama teminat tamamlama işlemini gerçekleştirmedi. Orada da işte Gülnur Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi 10.58 ve 16.58 gibi saatlerde biz katılımcının herhangi bir teminat eksikliği var mı diye sistem bir defa daha kontrol ediyor. Otomatik olarak eğer cari hesaplarında varsa o tamamlamayı da gerçekleştiriyor aslında. Yani katılımcı cari hesabında yeterli bakiye bulundurması aslında bir nevi onu teminat eksikliğinden, teminat eksikliği durumunda piyasa dışı kalması durumundan kurtarıyor. Dolayısıyla da yani katılımcılar bunlara dikkat ederse, cari hesaplarında da yeterli bakiye bulundururlarsa onlar açısından herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Aslında biraz daha 101 seviyesinde olduğum için ben ya da öyle sorular sormak istediğim gayet için. Gayet güzel sorular. O zaman şu düz mantıklı. Ben de bir şey söylemek istiyorum Burak Bey, Fatih Bey'in devamında.
Bizi katılımcılarımız her şey tam olsa bile arıyorlar. Bazı katılımcılarımız yine emin olmak istiyorlar. Belki bizlerin onlara verdiği güvenle bu işlemleri bir göz daha kontrol etmemizi istiyorlar. Biz bu hizmeti sunarken her zaman katılımcılarımızla en iyi gayretle çalışmaya çalışıyoruz. Sizlerle, paydaşlarımızla birlikte. Onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Piyasamız ne kadar büyür ve gelişirse, hacimlerimiz ne kadar artarsa, katılımcılarımız ne kadar piyasaya girerse bizler için bu mutluluk verici bir durum. İyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Her türlü sorularında telefonla, maille bize dönebilirler. Hiçbir sorun yokken, dediğim gibi, az önce de ifade ettiğim gibi, bizi arıyorlar. Yine kontrol etmemizi istiyorlar. Bizler kontrol ediyoruz. Kontrol ederken de onlara aslında bakmaları gereken pik noktaları söylüyoruz. Özellikle hassasiyetle kontrol etmeleri gereken noktaları ifade ediyoruz. Her türlü telefona cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu noktada bu açıklamanız da güzel oldu. Benim de tam Fatih Bey'in açıklaması üzerine gideceğim noktada da bir soru geldi. Yaşar Bey diyor ki, selamlar, teminat tamamlama ile ilgili SMS veya e-posta gelmemesi durumunda sorumluluk tamamen katılımcıya mı aittir? Katılımcı adı aslında hesaplarından mı durumu takip etmelidir? Benim de anladığım buydu. Yarın öbür gün e-posta gelmeyebilir, SMS gelmeyebilir, evet. Ya da yanlış da gelebilir. Ne olursa olsun aslında bu tamamen belki bilgilendirme amaçlı mı? Esas hukuki bağlayıcılığı ve sorumluluğu olan sizin o bahsettiğiniz raporlama ekranı mı? Bu konu yanılmıyorsam biraz muallak. Belki sadece SMS ile posta ile takip eden katılımcımız da olabilir. Bunun aslında bir ek bilgilendirme mi? Eğer öyleyse bunun altını çizerek belki bir kere daha üstünden gitmekte fayda var Fatih Bey. Ya da... Yani şöyle Burak Bey, evet, dediğiniz gibi aslında bu hizmet tamamen katılımcıların işlemlerini kolaylaştırmak. Ya olur da, ya çünkü katılımcı çeşitliliğimiz o kadar fazla ki bir barajda belki çok bağlantı yapma şansı da yok. Yani sisteme bağlanmasında da sıkıntı var. Yani orada bir SMS ile belki o katılımcıya o durumu anlatmak, o durumu göndermek, o durumu iletmek çok önemli. Ama dediğim gibi katılımcıların sorumluluklarını da zaten biraz önce Gülnur Hanım bahsetti. Ekranlardan kontrol etmesi, ekranlarda herhangi bir eksikliğin varsa ya da işte ekranlarda gördüğü bir eksikliği tamamlamak tamamen katılımcının sorumluluğunda. Bu, dediğim gibi, aslında Takas Bank tarafından verilen ekstra bir hizmet, e-mail ve SMS ile bilgilendirme. Yani katılımcıları aslında biraz daha işte yani alert durumunda tutup biraz daha işte katılımcıların herhangi bir teminat eksikliği durumunda anında cevap verelim ki, anında söyleyelim ki katılımcı da işte, çünkü bir transfer yapacak, orada da bir zaman geçecek. Ya da işte bu teminat tamamlama işleminde de bir zaman geçecek. Biz aslında anında cevap verelim, anında bilgi verelim. Katılımcılar her halükarda bilgilendirilsin anlamında o SMS'leri ve e-mailleri gönderiyoruz. Dediğim gibi, yani o SMS'lerde ya da işte e-maillerde şimdiye kadar öyle büyük bir problem yaşamadık, ama yaşamamız durumunda da katılımcıların tamamen ekrana bakması. Yani dediğim gibi, aslında ekrana günde bir defa ya da belki öğleden sonra bir defa bakılması yeterli olacaktır. Hani katılımcılar zaten sistemin otomatik olarak işlediğini biliyorlar zaten. Burada teminat eksikliği var mı? Bir, ona bakacaklar. Bir de ödeme işlemlerinde problem var mı? Ödeme işlemlerinde herhangi bir yükümlülükleri var mı? Ona bakmaları, aslında evet, iki şeye bakmaları yeterli olacaktır. O zaman çok basit haliyle gittiğimizde. Ek bir yorum getirmek istedim ama. Getirmeden Murat, şurayı ekleyeyim istersen. O zaman çok basitten gidiyorum yine. Katılımcılarımız cari bakiyesinde yeterli miktarları bulundurduktan sonra, aslında sistemimiz o kadar basit ki kendi kendine bile otomatik teminat tamamlamasını yapıyor. Üstüne bir de bilgilendiriyorsunuz. Aslında sistem çok basit. Sadece bir katılımcının günde belki iki kere, belki hatta bir kere sisteme girip raporlama ekranına bakması, Takas Bank ilgili bir aksiyon alıp alınmaması gerektiği konusunda kendisine bilgi sahibi veriyor. Aslında kesinlikle. Ben yanlış anladım. Bu kadar basit mi? Kesinlikle dediğiniz kadar basit. Yani burada iki tane rapora bakmaları ya da işte iki işlem ekranına bakmaları yeterli olacaktır. Zaten onun haricinde katılımcının bir alacağı varsa, katılımcı aslında onu bile kontrol etmesine gerek yok. Zaten yeri geldiği zaman, işte saati geldiği zaman sistem onu otomatik olarak EFT ile gönderiyor. Orada da aracı bankasına bakması yeterli olacaktır. Çok Murat Bey, buyurun, siz bir şey söyleyecek misiniz? Murat Bey, değerli dostum, buyurun. Teşekkürler. Ya şöyle ekleme yapacağım. Biz de EPH olarak az önce Fatih Bey'in işaret ettiği gibi, hani bu SMS gönderme vesaire gibi uygulamaların katılımcılarımızı
olabildiğince destek olma, piyasada aktif bir şekilde, sorunsuz bir şekilde işlemini yapabilmek adına aslında bir gönüllü bir hizmet gibi de diyebiliriz. Burada temelde şöyle bakmak lazım. Mesela yönetmelikçe, yani bu piyasaya girerken bir katılım anlaşması imzalanıyor. Ve bu katılım anlaşmasıyla aslında her katılımcı kendi üzerindeki sorumluluğu kabul ve beyan etmiş olduğunu, yönetmelik kapsamında teminat ve ödemeler adına tamamlaması gereken yükümlülüklerini kabul etmiş oluyor. Yani işin özünde aslında her katılımcı ödemesini ve teminatını kendi bireysel olarak takip etmek zorunda. Ancak biz yine de mesela EPH olarak da ödemeler noktasında da mesela katılımcılarımızı hızla bilgilendiriyoruz. Herhangi bir sorun yaşamalar adına teminat noktasında da aynı şekilde. Yani bu sorunun aslında en ideal cevabı katılımcılarımızın bu yönetmelik ve katılım anlaşması kapsamında kendilerinin üzerinde olan sorumluluklarını olabildiğince hassasiyetle takip etmeleri, bize de olası durumlarda hızlı bir şekilde irtibata geçerek piyasadaki işlemlerini devam ettirmeleri ve korumaları şeklinde. Şimdi biz her ne kadar bu eğitimi şu anda burada yapıyoruz, canlı olarak veriyoruz, Zoom üstünden katılanlarımız var. YouTube kanalımıza koyacağız, istedikleri zaman buraya bakacaklar ama eminim bunlarla ilgili dokümanları ilgili arkadaşlar, piyasa katılımcılarımız ya da merak edenler Tekas Bank'ın web sitesinde de bulabiliyor diye düşünüyorum. Bu konuda da bilgi verirseniz çok kesinlikle seviyorum. Kesinlikle Burak Bey. Aslında ben şunu da ekleyecektim. Diyelim ki bir piyasa katılımcısı yeni bir hesap açtı Takas Bank'ta. Hesap açılır açılmaz zaten bizim eğitim kılavuzlarımız var. Hatta menüleri gösteren aydınlatıcı dokümanlarımız var. O dokümanlar hemen tanımlı kullanıcılara otomatik olarak gönderiliyor. İşte aracı banka formu gönderiliyor. Bu bilgilerin bize gerekli olduğuyla alakalı. Oradaki mail adresimiz zaten işte biraz önce Gündür Hanım da zaten eğitim sunumlarının sonuna slide olarak eklemişti. et@takasbank.com.tr yani o adrese herhangi bir mail atarlarsa muhakkak zaten arkadaşlarımız ya da biz gerekli dönüşleri gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla da yani bilgi verme anlamında oldukça hızlı bilgi verdiğimizi düşünebiliriz. Telefon etmelerine de gerek yok. Mail atabilirler. Telefon da açabilirler tabii ki. Ama mail atarlarsa hızlıca geri dönüş sağlanacaktır. O anlamda da yani yeni katılımcılara yani bu eğitimi halihazırda izleyebilecekler teknoloji sayesinde ve sizin de yardımlarınızla. Dolayısıyla bunu da izleyemezlerse bile biz zaten eğitim dokümanı olarak katılımcıların aslında neyi kontrol etmeleri, hangi menüleri, hangi bilgileri bulabileceklerine dair bilgilendirmeyi de hemen hesap açılışında gerçekleştiriyoruz. Bir soru var, araya gitmeden önce onu da sorayım. Yaşar Bey'in sorusu, NEMA raporunun herhangi bir şekilde gelmemesi durumunda, yani bu posta kutusu dolu olabilir ve benzeri, Ocak ayı içinde talep edebilir miyiz? Hangi hesabı mail olarak gelmektedir? Aynı katılımcı için farklı birkaç kullanıcı maili olabiliyor mu diye bir sorusu var. Şimdi orada da şöyle bir uygulamamız var. Şimdi sistem bunu otomatik olarak halihazırda hazırlıyor ve tanımlı kullanıcılara gönderiyor. Aslında bir kullanıcı yani bir üyenin tanımlı kullanıcılarına doğrudan gitmesi gerekiyor. Eğer mail adresinde herhangi bir yanlışlık yoksa doğrudan o mail adreslerine gidiyor. Diyelim ki mesela bir şirkette 3 tane katılımcı var. 3 katılımcı aslında muhasebeyle ilgilenmiyor. Muhasebeyi kendileri iletiyorlar. Yani diyelim ki muhasebeyle ilgilenen ya da finans biriminden birinin de aslında tanımlı kullanıcı olarak tanımlayarak onun da doğrudan hani bu raporlara erişmesi, özellikle işte e-imzalı olarak bu dokümanların kendilerine iletilmesi konusunda oldukça faydalı olur onların da tanımlanması sisteme. Dolayısıyla da katılımcıları tanımlayabilirler ama tanımlamasalar bile halihazırda mevcut kullanıcıların yani mevcut daha doğrusu mail adreslerine kullanıcıları biz zaten o sistem otomatik olarak gönderiyor. Diyelim ki gitmedi. Eğer gitmediyse yine bizden talep ederler. Biz ilgili dokümanı göndeririz. Bu anlamda da sıkıntı yok. Galiba ek olarak buyurun Gülnur Hanım. Fatih Bey'in devamında şöyle bir ifade edeyim. Üyelik işlemleri ekibimizden kullanıcı maillerinizi öğrenebilirsiniz. Sizler sisteme ilk giriş yaptığınızda oraya bildirdiğiniz kullanıcı mail adresleri bizlerin sistem esnasında sizlere yönlendirdiğimiz maillerin hepsi oraya gidiyor. Tüm kullanıcılarınızın yani kaç tane kullanıcı tanımlatmak istiyorsanız üye işleri ekibinizle irtibata geçip oradaki kullanıcı maillerini tanımlatabilirsiniz. Ya da hali hazırdaki kullanıcı maillerinizi kontrol etmek için de yine üye işleri ekibimize irtibata geçerseniz
Onlar sizinle gerekli bilgileri paylaşacaklardır. Eğer farklı bir mail adresi söz konusuysa o maili sildirip yerine yeni mail adresini tanımlatabilirsiniz. Bir de şöyle bir yorum geldi. Bu hatta Q&A'den de gelmedi. Bana bir arkadaşım yazdı. Sizin yanılmıyorsam aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik duvarınız da varmış. Eğer şifreyi unuttuklarında katman ve katman bir validation kısmı varmış. Bu yanılmıyorsam aynı zamanda olası bir şekilde teminatla ilgili bir problem yaşadıklarında ya da yaşamamaları için piyasa durumunda dışı kalmamaları için aslında aldığınız diğer bir güvenlik önlemlerinden biri. Normal standart dışında gerçekten buna tanımlanan, buna giriş izni olan insanların girebilmesi için de yanılmıyorsam çok katmanlı da bir güvenlik önlemi de almışsınız galiba. Haklısınız. Yani bu noktada işte Gönül Hanım da sunumda bahsetti. Bir, kullanıcıya SMS geliyor. İki, işte kullanıcı doğrulama ekranında galiba bir doğrulama yapıyor. Bir de katılımcının şifresi var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da aslında üç aşamalı bir sistem, yani daha doğrusu bir doğrulama sürecinden geçiyor. Ama bu banka olmamız dolayısıyla işte yasal olarak da zaten bu yapmamız gereken şeylerden. Normal bir internet bankacılığına girerken belki bazı bankaların özellikle mobil uygulamaları belki daha kolaydır girmesi, ama yani normal bir web bankacılığına da girerken zaten internet bankacılığından da faydalanırken yani benzer şekilde işte SMS doğrulamasını zaten yapıyoruz. Orada belki bir şifre var. Yani bizde belki bir süreç daha fazladır ama bu tamamen işte katılımcının ve o bilgi güvenliği anlamında işte şirketin aslında faydasına bir şey. Yani buna uymak her açıdan bizim açımızdan da işte katılımcı ve kullanıcı açısından da faydalı olduğunu, yani gerekli bir güvenlik önlemi olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani şöyle bir sıkıntı olabilir Burak Bey. Yani evet, yani katılımcının çok acil bir işlem yapması lazımdır. Mesela diyelim ki teminat tamamlama işlemi yapacaktır. Katılımcı o noktada bizi arayabilir. Ya da diyelim ki mesela hiç bize ulaşma şansı yok ya da işte yani sisteme girme şansı yok. Tek bir kullanıcısının olduğunu düşünelim ve dolayısıyla da katılımcı bize eğer çok acil durumlarda talimat da yazabilir. Talimat yazarak biz ilgili işlemi de gerçekleştiririz. Zaten katılımcının dediğim gibi cari hesabında bir bakiye varsa sistem onu otomatik olarak kontrol ediyor belli periyotlarda. O kritik saatlerde zaten tamamlamayı yapıyor ama yani katılımcı diyelim ki erkenden ödemek istiyor ya da bu işlemi kendisinin ayrıca yapması gerekiyor. Dolayısıyla da katılımcılara biz telefonda yardımcı oluruz. Gerekirse talimat alarak ilgili işlemleri gerçekleştiririz kritik saatlerde. Yani o zaman biraz daha ben yine basitleştirmeyi çok seviyorum. Ben tek kullanıcıyım. Benim telefonuma tanımlandı. Ben ama telefonumu kaybettim. Bulamıyorum. Ve sizlere teminat tamamlamak için sisteminize girmem lazım. Giremediğimde ben gerçekten bu sefer hani aslında onay için değil ama ya Fatih Bey, Gülnur Hanım, bakın böyle bir durum gerçekleşti. Bir şekilde bu teminatı tamamlayabilir miyiz diye size ama e-posta yazarak ama telefon açarak sizin iletişime geçebiliyorum o zaman. Kesinlikle. Yani özellikle e-posta olarak gönderirlerse tanımlı kullanıcılarını, tanımlı kullanıcı mail adreslerinden geldiği zaman zaten biz o bilgiyi kontrol etmiş oluyoruz hali hazırda. Ve akabinde ne kadar teminat eksikliğinin olduğunu ya da herhangi bir borcun varsa o borcun ne kadar olduğunu, hangi tarihe kadar, hangi süreye kadar ödemesi gerektiğini biz o bilgiyi kesinlikle veririz kendisine. Orada herhangi bir problem yok. Dediğim gibi herhangi bir acil durumda da talimatla da işlemi gerçekleştirebiliriz biz katılımcı adına. Bizim Takas Bank'la arkadaşların yaptığı sunum hemen hemen iç içe biliyorsunuz. Mali işlemlerle alakalı olduğu için ben de elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Katılımcı arkadaşlardan da bir soru gelirse yardımcı olmaya çalışacağız. Ben isterseniz sunumumu paylaşabilirim arkadaşlarla. Şu an sunumda gözükmedi değil mi? Henüz gözükmedi Cihet Bey. Tamam. Bakın aşağıda share screen var. Ona tıkladığınızda galiba tamam. Murat Bey yardımcı olmaya geldi size. Evet, başlatmaya bir şeyler geliyor. Görüyoruz onu. Ama ne geldiğini daha görmedik. Daha gelmedi. Evet arkadaşlar, şimdi evet geldi. İsterseniz sunumunuzu tam ekran yapınca duyu kapsamındaki faaliyetlerimiz. Tamam, süper. Her şey iyi gözüküyor. Şu an tam ekran.
Ben şu an Cihet Bey'in kamerası açık değil yalnız arkadaşlar sadece. Görüyorsa. Açıkta. Oradan şöyle. Evet Cihet Bey, görüntünüz de geldi. Murat Bey'e teşekkür ederiz bunun için tekrar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu iki gündür piyasadaki arkadaşların da anlatmış oldukları dengeleme güç piyasası, gün içi gün öncesi piyasasının en son netleştiği ve faturalara döküldüğü parasal işlemlerin beklendiği son aşamadayız. Herkes bir ay boyunca yapmış olduğu tüm işlemlerle alakalı parasal fatura borç veya alacağını tahsil edip çalışanlarını mutlu edecek ve onların da bir ay boyunca yapmış oldukları iş karşılığını vereceği son aşama diyelim. DUİ kapsamındaki bizim faaliyetler nelerdir? Onları ben kısaca anlatacağım. Teminat, tahsilat, ödeme, temlik, fatura, avans, icra iflas ve uzlaştırma işlemlerinden meydana gelmektedir. Bunları sırasıyla tabii anlatacağız. Öncelikle piyasadaki aktörler kimlerdir? Bizim elektrik piyasası ve doğalgaz piyasamız var biliyorsunuz. Doğalgaz piyasasını tabii şu an genellikle aynı aktörlerle işlemleri yapıyoruz. Onlara değinmeyeceğiz ama piyasadaki aktörler bizim piyasadaki katılımcılarımız, Merkezi Uzlaştırma Kuruluşumuz, Takas Bank ve piyasa katılımcılarının çalıştıkları aracı bankalar ve piyasa işletmecisi EPEŞ olarak bizleriz. Piyasa işletmecisinin sorumlulukları nelerdir? Sorumlulukları yerine getirince EPEŞ neler yapıyor? Onlardan biraz bahsedeceğim. Piyasa işletmecisi teminat ödeme işlemlerinin yürütülmesi için biliyorsunuz bir merkezi uzlaştırma kuruluşuyla bir anlaşma yapıyor ve o merkezi uzlaştırma kuruluşunun hangisi olduğu ona dair piyasa katılımcılarına da onun o konuda bilgilendirme yapıyor. Piyasa katılımcılarının sunmakla yükümlü oldukları teminat tutarlarını, borçları hakkında düzenli ve doğru bir şekilde az önce Takas Bank'taki arkadaşlara da öyle bir soru geldi. Onlara doğru bilgilendirilmesinden, piyasa işletmecisi adına sunulan teminat mektuplarının muhafazasından biliyorsunuz nakit teminatlar Takas Bank'ta tutuluyor. EPH yani piyasa işletmecisi sadece teminat mektuplarını kasasında izliyor. Gelen teminat mektuplarını sisteme biz işliyoruz ve Takas Bank'ta aynı anda piyasa katılımcılarının bulundurması gereken teminat tutarlarıyla birebir örtüşsün diye onları biz saat 11'e kadar sisteme girmek zorundayız. Fark tutarı ve teminat prosedürlerinin hazırlanması, bunların piyasa katılımcılarına duyurulması ve EPDK'yla da paylaşılmasından da biliyorsunuz yönetmelik gereği ve kanun gereği sorumluyuz. Piyasa katılımcılarının nasıl bir sorumluluğu var bu piyasa işlemi yaparken? Tabii bankalarda kendi nama ödemeler yapma adına aracı bankalarda doğru bir hesap açmak ve bu açtıkları hesabı da Takas Bank'a mükellefler. Avans ödeme bildirimleri ve faturaya ilişkin de zamanda olduğu bir şekilde bu ödemeleri yapmasından da sorumludurlar. Ayrıca piyasa işletmecisi kaydı. Bir soru gelmişti yine Takas'a. Eğer zamanında teminat sunulmazsa veya bildirim olmazsa Takas'tan sorumlu muyuz? Evet, piyasa katılımcıları sunması gereken teminat tutarının, çünkü yönetmeliğin öyle bir amir hükmü var. Diyor ki piyasa katılımcısı sunacağı teminatı ve sunmakla yükümlü olduğu teminat tutarını zamanında ve yatırmaktan ve onu hesaplamadan da sorumludur diye bir ibaremiz var bizim yönetmelikte biliyorsunuz. O yüzden katılımcılar yani bildirim de gitmezse Takas'tan SMS yoluyla veya e-mail yoluyla piyasa katılımcısı ekranlardan ya GPS'den girip o teminat tutarının ne kadar olduğunu, ne kadar yatırması gerektiğini ve hangi saatte bu teminatı yerine getireceğine yönelik ayrıntılı bilgiyi bilmesi gerekiyor ve o yükümlülüğü de zamanında yerine getirmesi gerekiyor ki herhangi bir temerrütlü durumla karşılaşmasın. Merkezi Uzlaştırma Bankası'nın sorumluluğu ne? Gerçi Takas Bankçıları anlattı ama bunlar hep mali hüküm doğurduğu için bu tip konuları
bir daha anlatmakta fayda olduğunu ben telakki ediyorum. Burada avans fatura ve temlik ödemeleriyle temlik işlemleri zamanda doğru bir şekilde gerçekleştirmesinden Takas Bank zaten sorumlu. Az önce de anlatmıştım. Teminat mektubu dışındaki tüm teminatların muhafazasından, Türk lirası cinsinden sunulan nakit teminatların nemalandırılmasından, aracı bankalarla iletişimi sağlayacak olan altyapının kurulması, kurulan sistemin işletilmesinden, temerrüt cezalarının hesaplanması ve piyasa katılımcıları ile bir piyasa katılım anlaşması imzalanmasından da sorumlu olduğunu onlar da söylemişti. Biz de bir daha anlatıyoruz ki bir şeylik olmasın. Aracı bankalarının burada nasıl bir sorumluluğu var? Aracı bankaların aslında çok bir yükümlülükleri yok ama piyasa katılımcılarının onların adına açılmış olduğu hesaplardan kendi borçlarını veya teminat bakiye borçlarını tamamlamaları için aracı bankaların sorumluluğu burada çok önemli. Eğer bir piyasa katılımcısının mesela saat 3'te avans borcu veya teminat tamamlama çağrısına yönelik bir teminat tamamlama yapacaksa veya fatura borcunu zamanda tamamlama temelinde düşmeyecekse burada bu çalıştıkları aracı bankalarının özellikle rolü çok büyük. Zamanında yatırdıkları paraları takasa ilgili saatte yetiştirmeleri ve piyasa katılımcısının temelinde düşüp de piyasada işlem yapmamasına engel olmak için onların da bu sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bizim Takas Bank havuzunda yer alan hangi hesaplar var piyasa işletmecisi olarak? Bizim de 11 nolu serbest hesabımız var. Biliyorsunuz piyasa katılımcılarından gelen piyasa işletim ücreti ve hatalı gelen tutarların iadesi için biz bu 11 nolu serbest hesabı kullanıyoruz. Bizim bir PUM'un geçici fark fonu hesabımız var. Daha önce piyasa katılımcılardan biliyorsunuz topladığımız bu paralar Göpegip'ten oluşan sistem satışları arasındaki farkı finanse etmek için biz bu havuzu kullanıyoruz. Fatura takas havuzumuz hesabımız var. Temerrüt takas havuzumuz var fatura. Ayrıca avans için de iki tane havuzumuz var. Hem avans takas havuz hesabı hem de avans temerrüt takas havuzu olmak üzere iki tane de avans havuzumuz var. Avans ödemeleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılıyor? Avans ödemesi biliyorsunuz bir fatura dönemi içinde bir takvim gününde 00'dan başlayıp aynı gün saat 24'te biten süreyi ifade ediyor. Avans ödemesi de gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası kapsamında yapılan ticarete ilişkin fatura kesilmeksizin yapılan ödemelerin gerçekleştiği ödemelere biz avans ödemesi diyoruz. Bunlar biliyorsunuz bir ay boyunca günlük ödenen, avans olarak ödenen takasa avanslar ay sonunda yapacağınız faturaya ilişkin mahsuptan sonra borç ve alacak netleştiriliyor. Yani bunların ödemesini biz yapıyoruz ama ay sonunda netleştirmesini faturayla birlikte yapıyoruz. Mahsuplaşmayı da öyle yapıyoruz. Bazen arkadaşlardan sorular geliyor bu nasıl yapılıyor, faturadan mahsuplaşmayı nasıl yapıyorsunuz diye. Genellikle gün öncesi, gün içi ve fark fonu hesaplamasını faturadan düştükten sonra kalan tutarı da bizim ödediğimiz GÖPKİP ve fark fonundan mahsuplaştırarak net borç bakiyesini buluyoruz. Ona göre piyasa katılımcısı ya borçlu veya alacaklı oluyor. Borçluysa zaten piyasa katılımcısı takası 6. günde onu ödüyor. Biz borçluysak 7. günde fatura tebliğ sırasına göre biz katılımcıları ödüyoruz. Uzlaştırma sonucunda piyasa katılımcılarının zaten GÖP ve GİF faaliyetine ilişkin ödenecek tutarları içeren günlük avans ödeme bildirimleri de gün öncesi dengeleme faaliyetlerinin tamamlanmasına mütakip biliyorsunuz en geç 14.30'da takasa gönderiyoruz ve piyasa katılımcıları 2 gün önceden veya 1 gün önceden ne kadar takasa avans yaptıracaklarını oradan da hem görebiliyorlar hem ona göre de parasal şeylerini ona göre ayarlayabilirler. Gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcısının sisteme satışlarına ilişkin alacak dökümü ve borç dökümlerini gönderiyoruz. GÖP gün içi piyasasında da aynen oluşan alacak ve borç dökümlerini biz takasa gönderiyoruz. Yapılan işlemlere ilişkin avans miktarları neyse ona göre katılımcılar o tutarları bize avans olarak ödüyorlar. Şimdi avansların borç tahsilini takastaki arkadaşlar söyledi. Biliyorsunuz piyasa katılımcısı hafta içi, hafta sonları biz piyasada işlem yapılmadığı için avans ödemesi yok. Piyasa katılımcıları hafta içi en geç
saat 15'e kadar günlük avans ödemelerini Takas Bank ticari hesaplarından veya serbest işte hesaplarında bulunan teminat fazlasından tamamlayabilirler veya otomatik olarak da tamamlanmasını bekleyebilirler. Eğer saat 15 itibariyle katılımcı ödenmeyen bir borcu varsa zaten otomatikman temerrüde düştüğünü biz kabul ediyoruz ve 6183'e göre eğer bir günse onun %50'sini, tam günse %100'ünü temerrüt olarak ay sonunda ilgili faturasına gecikme faizi olarak bunu tatbik ettiriyoruz ve ilgili katılımcıdan onu tahsil ediyoruz. O yüzden ilgili katılımcılar bazen bir dakika ve iki dakika gecikmeyle bu avans borçlarını kapatıyorlar. Ya işte zamanda ödedik, nasıl, niye gecikme oldu filan gibi serzenişlerde oluyorsun, o oluyor. Ama yönetmelik gereği 15.00'ı geçtiği an itibariyle artık biz süreç otomatik işlediğinden temerrüt durumu olmuş oluyor ve o ilgili temerrüt ilgili katılımcı için hesaplanmış oluyor. Avansını ödemeyen katılımcıya ne yapıyoruz? 15'ten sonra eğer teminat mektubu varsa biz o teminat mektubunu nakde veya çevirmek üzere ilgili süreci başlatıyoruz. Burada da süreçlere ilişkin bizim bir slaytımız var. Gün öncesi piyasası talimatları biliyorsunuz de -2 günde, ondan sonra avansa, bunların avansa, günlük avans ödeme bildirimlerinin de piyasa işletmecisi Takas Bank'a gönderilmesi de -1 gününde, piyasa katılımcısının son ödeme saati 15, piyasa işletmecisinin de 17 olarak süreç böyle işliyor. Faturada nasıl bir yöntem izliyoruz? Biliyorsunuz her ayın 15'i, takip eden ayın 15'i nihai uzlaştırma yayınlıyoruz ve nihai uzlaştırmayı yayınlamadan kesinlikle piyasa katılımcılarının DGPS ekranlarına bakıp da bize fatura düzenlememeleri gerekiyor. Nihai uzlaştırma yayınlandıktan sonra oradaki veriler zaten artık esasa dönüyor ve esasa dönülen veriler artık bizim için fatura için kesinlik arz ettiği için o tarihten itibaren faturaların düzenleri bize gönderilmesinin daha doğru olduğunu söyleyeyim. Burada biz ne yapıyoruz? Uzlaştırmayı çıkartıyoruz. Ondan sonra DGPS'de oluşturduğumuz bu faturaları sisteme aktarıyoruz. Yapılan kontrollerden sonra eğer hata yoksa biz bunları takasa gönderiyoruz. Takas da ilgili katılımcılara onu açıyor. Nihai uzlaştırmadan sonra net borç ve alacak şeklinde o onlara gösteriyor. Ama uzlaştırma ekranlarında kalem bazında hem borç hem alacak tarafında hangi katılımcının hangi kalem için kaç liralık bir tutar keseceği ve KDV tutarıyla birlikte zaten biz katılımcılara onu uzlaştırmada yayınlıyoruz. İlgili katılımcılar da ona bakarak ilgili faturalarını e-faturadaysa zaten e-fatura, e-arşiv faturasındaysa e-arşiv veya kağıt fatura kesmek suretiyle piyasa işletmecisine gönderiyor ve bir süreç öyle işliyor. Uzlaştırma bildirimine ilişkin bir düzeltme oluyor mu? Evet. Piyasa işletmecisi olarak eğer piyasa katılımcısı burada bir hata varsa, maddi hata veya başka bir uzlaştırma ilişkin bir hata varsa nihai uzlaştırmaya yayınlanmadan önce bu itirazlarını ayın 12. günü saat 16'ya kadar piyasa işletmecisine yapmak zorundadır. Eğer piyasa işletmecisi buna ilişkin bir düzeltme veya bir şey yapacaksa ayın 14. gününe kadar bu düzeltmeyi yapar ve bildirime esas olarak ilgili uzlaştırma bildirimi düzeltilmiş haliyle piyasa katılımcısının ekranına o bildirim yansımakta. Fatura dönemi de nasıl oluyor? Fatura dönemi biliyorsunuz bir takvim ayının birinci gününde başlayıp ertesi ayın son günü hangi günse o gün 24'te biten süreyi ifade ediyor. Bu yönetmelikte de böyle geçiyor bizim fatura dönemimiz. Faturalama için arkadaşlar biliyorsunuz gün öncesi dengeleme, gün içi dengeleme güç piyasası için tek bir fatura düzenliyoruz. Ya ayrı ayrı bir fatura düzenlemiyoruz. Ödeme yapacak piyasa katılımcılar zaten ayın 15'inden itibaren uzlaştırma bildirimini yayınlıyoruz ve o bildirime göre hazırlayacağımız veya düzenleyeceğiniz faturayı piyasa işletmecisine göndermekle mükellefsiniz. Zaten bu faturayı göndermezseniz biz bunu
takasa da işlemeyiz, hesaplarımıza da işleyemeyeceğimiz için alacağınızı alamayacaksınız. O yüzden özellikle katılımcılarımızdan istirhamımız, nihai uzlaştırma yayınlandıktan sonra ilgili uzlaştırma bildiriminde yer alan tutara göre faturalarını düzenleyip suratle herhangi bir gecikmeye mahal varsa ve parasal bir sıkıntılar da varsa bu katılımcıların, o paralarını zamanda almaları için faturalarını gönderip paralarını bir an önce piyasa işletmecisinden almaları daha doğru bir yaklaşım olacağını da buradan söyleyeyim ben. Faturalama nasıl oluyor? Biliyorsunuz bizim piyasa işletmecisi olarak toptan yaptığımız işlemler adına biz kar veya zarar etmeme adına işlemleri yürütüyoruz. Bizim sadece bir piyasa işletim ücreti var. Bu da EPDK tarafından her yıl belirleniyor ve biz buna göre işlemlerimizi yapıyoruz. Sadece o tutarı alıp başka bir tutar veya ücret almıyoruz biz katılımcılarımız. Şimdi nihai uzlaştırmadan bahsetmiştik zaten. Ayın 15'inde resmi tatildeyse DGBS ekranlarında yayınlanıyor. Burada fatura kalemlerinden ben bahsetmek istiyorum. Bazı piyasa katılımcıları sadece bir kalem kesip toplamını işaret edip gönderiyor. O doğru bir yaklaşım değil. Yani herhangi bir denetim veya maliyenin yapacağı bir denetim aşamasında özellikle piyasada kesilen faturaların kalem bazında doğru kesilip kesilmediğini de kontrol ediyor. Özellikle piyasa katılımcılarının da buna riayet etmeleri, hangi tutar karşısında hangi bir alacak kalemi varsa onu yazıp ilk faturaya yansıtıp göndermesi daha doğru olacağını söyleyeyim. Ödenmeyen alacak kalemle KDV eklemiyoruz. Onun KDV'si 0, diğer kalemlere %18 eklenip fatura ona göre düzenleniyor. Borç ve alacak kalemleri arasında çok fark yok. Sadece piyasa işletim ücreti var. Gerçi zaten orada borç ve alacak ayrı ayrı. Piyasa katılımcısının düzenleyeceği faturadan kalemleri farklı. Piyasa işletmecisi olarak bizim düzenleyeceğimiz fatura kalemi farklı. Bazı arkadaşlar bizim düzenleyeceğimiz faturayı bize düzenliyor yanlışlıkla. O da süreçte bir uzamaya sebep oluyor. Alacağını, çünkü gelen faturayı biz kontrol ediyoruz. Eğer nihai uzlaştırma sonuçlarına göre düzenlenmediyse biz bu faturayı işleme almadan ilgili katılımcılara iade ediyoruz. Bu da süreci uzatıyor tabii. Katılımcıların mağdur olmaması için ilgili faturanın DGPS ekranlarından düzenleyecek, kontrol edilerek faturanın düzenlenip bize gönderilmesinde fayda olacağını izah edeyim. Burada da faturalama süreci var. Zaten az önce onları anlattım. Hangi günde yayınlanıyor? Piyasa katılımcılarının son ödeyeceği gün, piyasa işletmecisinin son ödeme günü hangi gün? Biliyorsunuz piyasa işletmecisi nihai uzlaştırma yayınlandığı an piyasa katılımcıları için artık bu fatura normal. Eğer fatura size ulaşmadıysa bile artık biz size faturayı biz tebliğ etmiş sayılıyor yönetmelik gereği. O yüzden o günü baz alarak takas banka gidecek verileri de zaten baz alıp net borç ve alacağınızı orada görüp borçluysanız 6. günde ödemenizi saat 17'ye kadar yapmanız, nakitiniz varsa zaten ertesi gün cari hesabınızdan çekilecek, temürü de düşmeyeceksiniz. Tabii bizim biliyorsunuz DUI'nin 132C ve 132A maddeleri çok ağır maddeler. Özellikle bu parasal işlemleri yürüten şirketteki arkadaşların bu iki maddeyi ezbere bilmelerinde fayda var. Çünkü 132 gerçekten ağır bir madde. Eğer parasal bir sebepten dolayı tüm ay boyunca yaptığınız işlemlerde fatura ödemeye geciktirmeniz veya parasal kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı zamanda yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz zaman sistemden çıkarılınca, yani sistemden ilişkiniz kesilir maddesine kadar ağır bir yükümlülükler var biliyorsunuz yönetmeliğin maddesinde. Biz ne yapıyoruz eğer 6. iş gününde eğer piyasa katılımcısı ödeme yapmazsa? Nakit teminatlarını öncelikle borçlarına mahsup ediyoruz. Yoksa zaten hemen hukuki süreci başlatıyoruz. Tahsil edilmeyen bir tutar varsa diğer piyasa katılımcılarına ödenmeyen olacak olarak onu ilgili o iki katılımcılara yansıtıyoruz. Tahsil edilemeyen alacak bayatı ilgili katılımcıdan tahsil edildiğinde de
diğer tahsil ettiğimiz oranda ilgili katılımcılara ifade ediyoruz. Piyasa işletmecisi alacaklı olan katılımcılara da fatura, tebliğ, tarih ve sırasına göre 7. 3 gününde de biz ödemeyi yapıyoruz. Özellikle piyasa katılımcıları alacaklı olduğu zaman faturalarını hiç geciktirmeden EPİAŞ'ın kayıtlarına girdiği an, çünkü biz bize faturanın tebliğ tarihi olarak sayıyoruz ve o günden sonra biz süreci işledip 7. 3 günü itibariyle ödeme yaptığımız için katılımcıların ona dikkat etmeleri gerekiyor. O süreyi uzatmama adına. Özellikle de burada bir soru soracağım size. Siz burada EPİAŞ'ın kayıtları arasına girdiği zaman dediniz. Yani ben bir piyasa katılımcısıyım. Ben kargoya verdiğim an değil, kargonun ulaştığı an, ya kargoda olduğu an değil, tam olarak bizim evrak kayıda geldiği an ve dakika, hatta dakika bile önemli galiba. Aynen. Dakika, saniye bile daha önemli. Çünkü o anda iki katılımcı belki aynı faturayı göndermiştir ama muhaberata Biri 10.00'da girmiştir, biri 10.02'de girmiştir. 10.00'da giren bizim için öncelikli. Biz bunu alıp sistemimize ve takasa kaydediyoruz ve ödeme önceliği artık onun. O yüzden ilgili katılımcılar ona göre faturaları düzenleyip bizim sisteme yetiştirmeleri daha doğru olacağını söyleyeyim. Tamam, o zaman aslında EPİAŞ'a yeri geldiğinde bu sıralamayı son derece düzgün bir şekilde muhaberatta işliyor. Her bir tarihi not alınıyor. O tarih not alınca zaten sistemde görüyorsunuz ve o sırada geri ödeme yapılıyor. Ama burada özellikle piyasa katılımcılarının bu ilgili faturaların iletilmesinde ve şey yapılmasında son derece aslında hassas, son derece değil gün, değil saat, dakika ve saniye gözeterek bunları yapması gerekiyor. Yanlış mıyım? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz ve bunları zaten yapan ilgili katılımcılar var. Onlara da biz teşekkür ediyoruz. Süreci hiç şey yapmadan, sektirmeden saatinde ve gününde faturalarını düzenleyip bize gönderiyorlar. Biz de zaten gereğini yapıyoruz. Diğer tüm katılımcılarının biz aynı hassasiyeti gösterip faturalarını doğru ve düzgün bir şekilde düzenleyip bizim muhaberat kayıtlarına veya faturaysa zaten e-fatura olarak göndermelerinin onlar için daha iyi olacağını buradan da yine bir daha söyleyelim. Bildirin. Zaten aksi takdirde kendi bu katılımcılar problem yaşayabilir, değil mi? Ben yanlış anladım. Aynen. Alacağını zamanda alamayacak. O da parasal bir ödemesi varsa sıkıntı yaşayacak. Çünkü zaten biz biliyorsunuz süreci de otomatik işlettiğimiz için herhangi bir sonradan gelen faturayı sisteme almamız veya bir önceye almamızın da şansı yok. O yüzden yönetmeliğin hükümleri neyse biz bunları uyguluyoruz ve ona göre de süreci işletiyoruz. Çok teşekkürler Cihet Bey. Bu arada ben katılımcılara tekrar hatırlatayım. Lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Sizler ne kadar soru sorarsanız bu eğitim sizler için ve sizden sonra bunu izleyecekler için o kadar faydalı olacaktır. Tekrardan teşekkürler Cihet Bey. Buyurun lütfen. Evet, şimdi biliyorsunuz biz vadeli işlemleri de işleteceğiz bundan sonra inşallah. Bu vadeli işlemleri de biz biliyorsunuz dengeleme uzlaştırma yönetmeliğinin içine yerleştirdik ve dengeleme uzlaştırma yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Ona ilişkin de ben bir ön bilgi açısından onu da sunuma ekledim. Onunla alakalı ben sunumdaki maddeleri size izah edeyim. Vadeli elektrik piyasası uzlaştırma bildirimi hangi gün ve hangi kalemler yer alıyor? Nihai uzlaştırma bildirimi de bizim şu an yaptığımız dengeleme uzlaştırma yönetmeliği gibi ayın 15. günü yayınlanacak. Ayın 15. günü hafta sonu ve resmi tatile denk geliyorsa resmi tatilin bitimini takip eden ilk iş günü bunu yayınlayacağız. Piyasa katılımcılarına duyurulan nihai uzlaştırma bildiriminde asgari vadeli elektrik piyasasında hangi kalemler yer alacak? Katılımcı vadeli elektrik piyasası kapsamında alış ve satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak borç dökümü yer alacak. Fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemi, piyasa işletim ücreti kalemi yer alacak. Temerrüt garanti hesabı katkı payı, düzeltme kalemi, temerrüt garanti hesabı gecikme zammı tutarı diye kalemler yer alacak. Temerrüt garanti hesabı ve temerrüt garanti katkı payından da biraz sonra zaten izah edeceğiz bunların ne anlama geldiği. Cihet Bey, burada bir soru var. Yaşar Bey'den geliyor. EPİAŞ tarafından fatura ödemeleri yapılırken eksik kalan tutar olması durumunda kalan tutar faturası ulaşan tüm katılımcılara dağılması durumu yok mu demiş kendileri?
Şu an itibariyle yok. Daha önce biliyorsunuz bir yönetmelik değişiyor olmuştu pandemide. Onu oransal olarak dağıtıyorduk ama şu an itibariyle o madde artık revize yine edildi süreç geçtiği için. Artık eğer yasa katılımcısı zamanda faturasını zamanda yetiştirmediyse ve ödenmeyen alacak çıktıysa o katılımcı alacağını alamıyor. O yüzden özellikle az önce sizin de izah ettiğiniz gibi öncelikle piyasa katılımcısı faturasını bir an önce düzenleyip zamanda bize ulaştırması ve alacağını erken almasında fayda var. Yoksa bir sonraki döneme kalacak, ödenmeyen alacak tahsil edilip ilgili katılımcıya ödeneceği kadar bir mağduriyet yaşayacak katılımcı. Peki Cihet Bey, bu diyelim ki ben bir piyasa katılımcısıyım, faturamı ulaştırmadım. Fakat bu nedenle sizden ödeme, EPH'den daha doğrusu bizden ödeme alamadım. Peki bu alamadığı miktar ne oluyor? Bu miktarı nasıl bir değerlendirme şeyi var bankta, mı? Takas Bank'ta bizim cari hesapta bulunuyor. Ta ki piyasa katılımcısı faturasını bize tebliğ edip biz sisteme girdikten sonra ilgili tutar, ilgili katılımcının aracı bankasındaki hesabına aktarılıyor. Yani faturası gelmeden kesinlikle hiçbir şekilde ilgili katılımcılara parasal bir ödeme yapılmıyor. O zaman biz burada fatura esas gidiyoruz. Fatura gelmediği aynen sürece yok. Peki. Kesinlikle, evet, doğru. Teşekkürler. Şimdi faturalama işlemi nasıl olacak vadeli elektrik piyasasında? Burada da 7. gün piyasa işletmecisi nihai uzlaştırma bildiriminin yine PSE aracılığıyla ilgili katılımcılara duyurulduğu günden itibaren 7 gün içinde yine faturalar düzenlenecek. Yine nihai uzlaştırma yayınlanma tarihi piyasa katılımcıları için fatura tebliğ tarihi olarak kabul edilecek. Yine vadeli için ama ayrı bir fatura. Yani az önce anlattığım GÖP, GİP ve dengeleme güç piyasası için tek bir fatura düzenliyorduk ya. Vadeli işlemler için de tek bir fatura düzenleyeceğiz. Yani şeyden ayrı olacak ama bu da tek bir fatura olacak. DGPS'dekinden. Piyasa katılımcıları nihai uzlaştırma bildiriminin PSE aracılığıyla duyurulduğu günden itibaren de yine 7 gün içinde piyasa işletmecisine bu faturalarını göndermeleri gerekiyor. Ödeme ve tahsilatlar nasıl olacak? Piyasa katılımcılarına uzlaştırmaya ilişkin iletilen faturaların bedelleri yine piyasa işletmecisinin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabına en geç fatura tebliğ tarihini takip eden 6. iş günü ödenir. Yani buradaki süreçleri dengeleme güç piyasasındaki süreçlere yakın yaptık ki piyasa katılımcıları zaten oradan aşina çok büyük bir sıkıntı yaşamasınlar. Belki biz burada biraz daha iş yükümüz artacak ama piyasa katılımcılarının mağduriyet yaşamamaları adına özellikle süreçleri birbirine çok yakın yaptık şeyde yönetmelikte. Şimdi burada tabii vadeli işlemlerde temerrüt hali biraz daha farklı. Burada bizim 3 tane temerrüt halimiz var. Vadeli elektrik piyasası teminat temerrüdü, TGH ya teminat temerrüdü ve elektrik fatura temerrüdü vadeli elektrik. Vadeli elektrik piyasası temerrüt nasıl oluşuyor teminat temerrüdü? Biz her gün, her iş günü saat 12'de bir kontrol yapacağız vadeli elektrik piyasasında. Eğer bu piyasa katılımcısının teminat tutarına ilişkin bir yükümlülük varsa ve bu yükümlülüğü yerine getirmediyse teminat temerrüdüne düştüğünü kabul edeceğiz. Vadeli elektrik piyasası temerrüt garanti hesabı katkı payı temerrüdü de birbirini takip eden 3 iş günü boyunca yine her gün 12'de bir kontrol yapılacak ve o kontrollerden sonra eğer bu piyasa katılımcısı bu katkı payı tutarını karşılayamıyorsa yine temerrüt garanti hesabı katkı payı temerrüdüne düştüğünü kabul edeceğiz. Bey, bu noktada ben bir soru soracağım. Peki bu vadeli elektrik piyası, GÖS'ü, GÖP, GİP birbirine bağlantılı mı? Hani birinde temerrüte düşünce diğerini etkiliyor mu? Bunlar hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Etkileyecek o ama fatura temerrüdünde. Yani teminat temerrüdünde değil ama TGH temerrüdü ve fatura temerrüdünde parasal olarak ve teminat yükümlülüğü olarak birbirini bağlayacak. Onları da izah edeceğiz zaten. Tamam, çok güzel. Teşekkürler. Vadeli elektrik piyasası fatura temerrüdü nasıl olacak? Da vadeli elektrik piyasasına dair yükümlülük 132E maddesi, 132E'den hariç, 132E biliyorsunuz dengeleme güç piyasası GÖP-GİP için, vadeli elektrik piyasası için 132 maddesi temerrüt durumunu izah ediyor. Bu da ayrıntılı bir madde. Bunu da ilgili katılımcılar yönetmelikten okuyup ona göre
yol haritalarını çıkarmaları doğru olur. Şimdi burada da temelde düşen katılımcı nasıl olur? Gün öncesi evet, piyasası. Siz onu anlatmadan bir sorumuz daha var. Bu vadeli elektrik piyasasında fazladan bulundurulan nakitler nemalandırılacak mı demiş Yaşar Bey? Evet, yine nemalandırılacak. Şeydeki spot'taki gibi süreç aynı işleyecek dediğim gibi. Sadece buradaki fark, eğer temerrüt durumu oluşursa bu temerrüt durumundaki süreç nasıl olacak, o biraz farklı. Yoksa nemalandırma yine aynı olacak. Ama burada tabii hem TGH nemalanacak hem teminat nemalanacak. İki tane bir nemamız olacak. TGH da teminat gibi değerlendirileceği için o da nemalandırılacak. Teşekkürler. Şimdi gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve vadeli elektrik piyasası kapsamındaki faaliyetlere ne devam etmesine izin verilmez. Vadeli elektrik piyasasında temerrüt ettiyse bir katılımcı. Satıcı olduğu uzlaştırma esas ikili anlaşma bildirimi girmesine izin verilmez. İleriye dönük yapmış olduğu satış yönündeki ikili anlaşma bildirimleri iptal edilir. Serbest tüketici kayıtlarının silindiği ilk fatura dönemini takip eden ve serbest tüketici listeleri kesinleşmiş tüm fatura dönemlerine ilişkin piyasa katılımcısı tarafından yapılmış olan serbest tüketici talepleri tamamen iptal edilir. Ödemekle yükümlü olduğu tutarı süresinde ödememesi halinde ilgili tutarlar için yine bir gecikme zammı hesaplıyoruz. Temerrüt durumuna düşen bir katılımcı olursa zaten temerrüt borcunu yatırmadan vadeli elektrik piyasası faaliyetlerine devam edemez. Aynı zamanda spotta da devam edemez. Öyle ağır bir madde var. Şimdi bu temerrüt hali nasıl oluyor? Web temerrüt biliyorsunuz, web teminat temerrüdü TGH katkı payı temerrüdüne düşen piyasa katılımcılarının sahip oldukları uzun pozisyonlar kapatılırken ne yapıyoruz? Az önce Burak Bey'in dediği gibi. Şimdi ne yapacağız? Biz öncelikle ilgili piyasa katılımcısının cari hesabında bulunan bir tutara gideceğiz. Sunması gereken toplam teminat tutarının veya TGH katkı tutarı payının üzerinde bir tutar varsa ona gideceğiz. Toplam web teminatına TGH katkı payına gideceğiz. Piyasa işletmecisinin TGH'ına ve diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı paylarına gideceğiz. Burada vadeli elektrik piyasasında EPH'da bir TGH katkı payı koyacak piyasaya katılımcıları gibi. Eğer bir temerrüt durumunda temerrüt oluşursa piyasa katılımcısından dolayı öncelikle piyasa işletmecisinin TGH'ına ve daha sonra diğer piyasa katılımcılarının TGH'ına gidilecek. Eğer bu da yetmezse, az önce saydıklarım da yetmezse, TGH tamamlama çağrısıyla tekrar toplanan katkı paylarına başvurulacak. Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin tüm mali yükümlülükleri, az önce de söylemiştik, yerine getirdikten sonra ancak bu temerrüt hali sona erecek. Getirmezse zaten temerrüt hali sona devam edecek. Cihat Bey, burada bir soru var ama sorunun tam tarafı siz misiniz emin değilim. O yüzden soracağım, değilseniz değilim diyebilirsiniz. Tamam. Gel, kendisi şu anda açıklama yaptı. Eğitimden bağımsız bir sorun olacak diye. Yaşar Bey, yanılmıyorsam bu üst bir önceki sorunuz için söylediniz bunu. Yardım masası EPH'a yazdığınız takdirde de bu sorunuzu cevaplayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cihat Bey buyurun. Yok demiş. Tamam. O zaman size sorayım. Cihat Bey, iptal edilen ikili anlaşmalar özellikle günlük ticaret için İkili anlaşmanın karşı tarafını dengesizliğe düşürmez mi bu açıdan diyor. Ya onu bizim ve GİP'te evet, arkadaşlara sorsun. Biz o konuda yorum yapmayalım. Onlar daha kapsamlı bir tamam. Yorum yapar. Yaşar Bey, sizi yardım masasına o zaman yönlendireceğiz. Evet. Tamamdır. Temerrüt garanti hesabı. Şimdi temerrüt garanti hesabı da nasıl olacak? Bu katılımcıların teminatları aşan kısmı için kullanılmak üzere biliyorsunuz kanunda böyle bir şey çıktı. Temerrüt garanti hesabı biz oluşturacağız. Temerrüt garanti hesabı piyasa işletmecisi tarafından temsil ve idare olunacak. Temerrüt garanti hesabındaki varlıklar kesinlikle amacı dışında kullanılmayacak. Haciz edilemez, rehne edilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerlerine hiçbir şekilde ihtiyati tedbir konulamaz kanun gereği. Temerrüt garanti hesabı ilgili piyasa katılımcılarının katkıları ile oluşturulacak. Piyasa işletmecisi temerrüt halinde ödenmek üzere temerrüt yönetimi kaynaklarına da katkı sağlayacak. Biz de onu da
zaten yönetmelikte taahhüt etmiş bulunuyoruz. Temerrüt garanti hesabının kullanım esasları nasıl olacak? TGH'a başvurulmasını gerektiren hallerde piyasa katılımcılarının TGH'ı kendi katkı paylarına çekmesine izin verilmeyecek o aşamada. Katkı paylarına başvurulmasında öncelikle en likit varlıktan başlayıp nakde tahvil kabiliyetinin yüksekliği esas alınarak ona göre biz süreci zaten takasla birlikte oluşturduk. Yönetmeliğe de o ilgili süreçleri işledik. Ona göre bu varlıklardan başlayıp likit varlıktan başlayarak nakde tahvil kabiliyetini esas alıp süreci öyle işleteceğiz. Temerrüt garanti hesabına mal edilecek zararın fon büyüklüğünün %50'sini aşması muhtemel görüldüğünde yine piyasa katılımcılarından ilave bir temerrüt garanti hesabı katkı payı isteyeceğiz. Temerrüt garanti hesabındaki Türk lirası cinsinden nakit katkı payları merkezi uzlaştırma tarafından az önce sorduğunuz gibi nakitler orada nemalandırılacak. Yani piyasa katılımcısının herhangi bir kaybı olmayacak. Nasıl bir aracı bankada bu parayı koyup orada nemalanıyorsa takas bankta da bu teminat hesapları zaten oradaki arkadaşlar da en iyi gayreti göstermek kaydıyla oradaki TL tutarlara gereken nemayı zaten hesaplayıp ilgili katılımcının hesabına bu para aktarılıyor. Temerrüt garanti hesabında hangi kıymetler kabul edilecek? Yine bunları sıralayacağız. Piyasa katılımcıları temerrüt garanti hesabı katkı payı yükümlülükleri için Türk lirası, döviz, euro veya ABD doları hamiline olmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen devlet iş borçlanma senetleri, ondan sonra bulunması gereken katkı paylarının da en az %50'lik kısmı Türk lirası olmak zorunda burada. Çünkü bu temerrüt garanti hesabı çok süratli, dediğimiz gibi az önce anlattığım likit varlıktan başlamak üzere bozdurulacağı için herhangi bir temerrüt durumunda karşı taraftaki katılımcıların da mağduriyet yaşamaması adına biz böyle bir katkı payı yükümlülüklerini dolar, euro ve TL cinsinden koyduk yönetmeliğe. Gün sonu değerlemesi sonunda katkı payı eksi bulunan hesaplara yine bir katkı payı tamamlama çağrısı yapacağız ve ilgili piyasa katılımcıları o katkı payını da tamamlamak zorunda yönetmelik gereği. Temerrüt garanti hesabının katkı paylarının iadesi nasıl olacak? Piyasa katılımcılarının temerrüt garanti tüm getiri ve hakları piyasa işletmecisinin karşı karşıya olduğu yükümlülükleri karşı ödeme yükümlülüğü göz önüne bulundurarak ödenmesi gereken vergi ve diğer yasal yükümlülükler indirilmek suretiyle iade edilir diyorsunuz. Devir ve birleşmede devir işlemlerinin tamamlandığı tarihi izleyen garanti hesabı katkı payı hesabına takiben gerçekleştirilir. Temerrüt garanti hesabı katkı payı hesaplaması birleşen iki piyasa katılımcısının hesaplama dönemine eğer isabet ediyorsa toplam pozisyonlarının büyüklükleri üzerinden bu hesaplama yapılır ve ona göre bu temerrüt garanti hesabı ilgili katılımcılardan talep ediliyor. Pasife alınan piyasa katılımcısının sabit temerrüt garanti hesabı katkı payı piyasadaki tüm açık pozisyonların teslimat dönemi göz önünde bulundurularak piyasa işletmecisi tarafından yine iade ediliyor. Vadeli elektrik piyasasındaki işletim ücreti ve yıllık katılım bedeli olacak. Burada piyasa işletim ücreti vadeli elektrik piyasasında yapılan her işlem için kontrat tarafında megawatt başına tahsil edilecek. Piyasa işletim ücretine dahil edilecek vadeli elektrik piyasası yıllık katılım bedelinin tutarı ve bu tutarın piyasa katılımcıların nasıl tahsil edileceğine ilişkin hususlar da kurul kararıyla biliyorsunuz düzenlenecek. Ona göre de biz o süreçleri zaten işletip ilgili katılımcılardan bu tutarları tahsil edeceğiz. Piyasa işletmecisi olarak temerrüt yönetim katkısına bir yönelik bir bizim de bir taahhüdümüz olacak. Biz vadeli elektrik piyasası için 3 milyonluk bir taahhütte bulunacağız dedik. Piyasa işletmecisi temerrüt yönetim katkısı tutarına başvurulmuş olması halinde ama aynı ilişkinde piyasa işletmecisi tarafından kullanılan tutar için tekrar taahhütte bulunulmayacak. Cihet Bey, bu taahhüt dediğiniz tam olarak ne demek? Biraz daha basit bir şekilde anlatabilir miyiz? Ya şöyle, eğer bir piyasa katılımcısı vadeli elektrik piyasasında temerrüde düşerse ve bu piyasa katılımcısının
ilgili teminatı, TGH'ı, bulundurması gereken teminat tutarı yetmezse öncelikle piyasa işletmecisinin koymuş olduğu bu temerrüt garanti hesabı katkı payına gidilecek. Daha sonra diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı payına gidilecek. Yani biraz daha basite indirgeyerek soruyorum. Diyelim ki bir piyasa katılımcısı kendi görev ve sorumluluklarını yerine getiremedi. Getiremediği evet. zaman EPH kendisi rol üstlenip diğer piyasa katılımcılarını herhangi bir şekilde zarara sokmadan bahsi geçen tutara kadar sorumluluğu kendi üstüne alıyor. Aynen, kesinlikle öyle. Doğru söylediniz. Durum öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de özellikle fatura düzenlenirken ilgili piyasa katılımcıları bunlara uymadığı için faturalarının iade edilmemesi hususunda hangi hususlara uyması gerektiklerine dair de birkaç tane slaytımız olacak. Çünkü bayağı bir fatura iadesi oluyor piyasa katılımcılardan gelen faturalar. O da sabah anlattığımız gibi piyasa katılımcıları alacağını zamanda alamama gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden hem vergi usul kanunun 230. maddesi ve fatura başlıklarında veya şeklinde neler olması gerektiği riayet ederlerse ilgili katılımcılar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklardır. O bulunması gereken şekil şartı nedir ve nelerin bulunması gerekiyor bir faturada? Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, ticaret unvanı, yine vergi dairesi ve hesap numarası, malın nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. Bunu zaten vergi usul kanunu ayrıntı bir şekilde 230. maddede bunu izah etmiştir. İlgili katılımcılar da EPH'a, zaten biz EPH olarak düzenlediğimiz faturalarda bunlara riayet edip öyle düzenleyip faturalarımızı ilgili katılımcılara gönderiyoruz. İlgili piyasa katılımcılarımızın da bu vergi usul kanunundaki maddeleri riayet edip ilgili faturalarını bize bu şekilde kesip göndermelerini bekliyoruz. Cihat Bey, kusura bakmayın. Diyelim ki ben bir piyasa katılımcısıyım ve EPH'e fatura gönderdim. Gönderdiğim faturada adresi yazmadım. O zaman yanlış mı anlıyorum? Lütfen düzeltin. Vergi usul kanununun 230. maddesine göre EPH herhangi bir ödeme yapamayacak. Yani evet, aslında bunu yani öyle, o zaman şu maddelerin her birine aslında katılımcılarımız dikkat etmeli. Her birinin doğru olduğuna kesinlikle dikkat etmeli ki ödemelerini alabilsinler. Aksi takdirde aslında EPH ilgili vergi usul kanununun dolayısıyla ödeme yapmaması gerekiyor. Ya zaten faturasını iade ediyoruz ilgili katılımcıya. Diyoruz ki senin şu faturada, düzenlemiş olduğun faturada şunlar eksik veya şunlar hatalı. Bunları düzelttikten sonra yeni bir fatura düzenleyip tarafımıza gönderdikten sonra alacaksın zaten. Ama her türlü o aradaki süre kayboluyor. Yani evet, EPH onun için ekstra bir ödeme yapmıyor. Çünkü tamamen karşı taraftan gelen, karşı tarafın hatası. Aynen. Aradaki kayıp kendi kayboluyor. O yüzden ilgili katılımcılar faturalarını düzenlerken bunlara riayet etmelerinde fayda var. Zaten çoğu katılımcımız doğru düzenliyor aslında da, ama yeni piyasaya giren katılımcılar özellikle bu konuda bazı şeyleri ya bilerek veya bilmeyerek düzenleyip gönderdikleri için faturalarda sıkıntı oluyor. Ama şu an piyasa zaten oturdu. İlgili arkadaşlardan zaten çok bir hatalı bir fatura gelmiyor. Ama ilk aylarda EPH'in ilk kurulduğunda neredeyse 300'e yakın, 400'e yakın bir fatura iade ettiğimizi ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum Cihat Bey, ben de piyasa ilk kurulduğu zamanlarda evet. Gerçekten piyasa adaptasyonunda çok böyle şeyler evet. Olması normal. Ama ne mutlu ki şu anda böyle şeyler olmuyor. Evet, Allah'tan öyle bir sıkıntı yok. Bir de Türk Ticaret Kanunu'na göre de faturada yer alması gereken zorunlu bilgiler var. Hukuktan 230. maddeden hariç. Bunlarda da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sıralamış bunları. Burada ticaret sicil numarası, ticaret merkezi, işletmenin merkezi, tescil edilen internet adresi ve vukta sayılan diğer maddeler de belirtmiş. Bunlara da uyulması, mesela ticaret sicil mersis numaraları da artık biliyorsunuz zorunlu faturada. Onların da yer alması gerekiyor. Faturaya itiraz süreci nasıl oluyor? Vergi usul kanununda herhangi bir hüküm yer almamıştır, ancak Türk Ticaret Kanunu'nda biliyorsunuz 8 günlük bir süre var. Eğer bu 8 gün içinde size düzenlenen faturanın içeriğine bir itirazınız yoksa
kanunen bunu kabul etmiş sayılıyorsunuz ve bir daha bu faturaya itiraz edemiyorsunuz. Faturaya itiraz şartları, fatura süresini aldığı tarihten itibaren 8 gündür. Faturanın düzenlenmesi taraflar arasında zaten biliyorsunuz bir sözleşme olarak değerlendiriliyor. Faturanın içeriği, malın cinsi, tarihi, tutarı tarafların kabul edeceği bir bilgiler olmalı faturanın içerisinde. Yani faturada izah edilmeyen, faturanın içeriği belli olmayan veya tutarları kabul edilemeyecek bir bilgiler olursa bu faturayı zaten iade etmeniz gerekiyor. Cihet 8 Bey 8 gün değil mi? 8 iş günü evet, değil. Evet, Türk Ticaret Kanunu'na göre eğer ilgili faturaya itiraz etmiyorsanız içeriğine bu faturayı artık kabul etmek zorundasınız. Ama iş yani günü değil, sayıyorsunuz. İş günü değil. Yani normal 8 gün. Hafta sonu da sayılır. Kanun iş günü saymamış. 8 gün diyor. 8 gün dediği için o 8 günü dikkate almak gerekiyor. Tamam. Şimdi kağıt fatura veya faturaların tebliğ sırasına göre nasıl biz takas banka işliyoruz? Biliyorsunuz az önce de izah ettim. Şimdi bizim sisteme artık çoğu katılımcı e-faturaya geçmiş durumda. Aslında e-arşiv katılımcısı olan piyasa katılımcılarımıza da biz bunu öneriyoruz aslında. Bir an önce e-faturaya geçmeniz sizin hayrınızadır. Çünkü e-faturaya geçmeniz durumunda e-faturanız aynı günde bizim sisteme düşüyor ve sıralamada herhangi bir mağduriyet yaşamıyorsunuz. Hem onun iadesi, ondan sonra düzenlenmesi de çok daha seri ve hızlı bir şekilde oluyor. Onun için tüm katılımcıların e-faturaya geçmeleri konusunda ben buradan piyasa katılımcılarından istirham ediyorum. E-faturaya geçmeleri daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Faturanın burada nizamla uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biraz sabah da anlattığım gibi nihai uzlaştırma sonuçlarına göre düzenlenip düzenlenmediği, eğer düzenlenmediyse zaten tarihine dikkat ediyoruz. Özellikle nihai uzlaştırma yayınlandıktan sonra bir tarih gerekiyor bize. Eğer önceyse mesela 14, 13, 12 gibi ise o tarih, bu faturayı biz iade ediyoruz, kayıtlarımıza almıyoruz. Tarihini vergi dairesi, vergi numarası kontrollerinden sonra uygun olan fatura bizim muhaberat kayıtlarındaki tarih ve evrak sırasına göre sıralıyoruz. Önce takas bank sistemine ödeme esas girişlerini yapıyoruz. Daha sonra muhasebe kayıtlarımızı alıp mahsuplarını yapıp ilgili faturaları onayladıktan sonra raflara veya işte ilgili dolaplara onu kaldırıyoruz. E-fatura sistemine dahil olan kullanıcılar zaten kanun da buna şey yapıyor, cevaz veriyor. E-fatura baş hesapları aktif hale geliyor biliyorsunuz e-fatura sistemine dahil olan kullanıcılar. Şöyle söyleyeyim, e-fatura sistemine dahil olan kullanıcıların asıl e-fatura başvurusunu yapmış olanların hesapları öncelikle aktif hale geliyor. Ve e-faturada aktif halde gördüğümüz tarihten itibaren e-fatura artık gönderip alabiliyor bu katılımcılar. Bu tarihten önce e-fatura düzenleyemeyecek kişiler artık e-arşiv faturası düzenlemek zorunda bize. Cihet Bey bir soru var. Diyor ki Yaşar Bey, fatura düzenlemelerinde kuruş hesaplarında hata olması durumunda faturanın red sebebi olabiliyor mu? Yani biraz daha egzajere ederek sorayım. 1 milyonluk bir fatura düşünün ama 1 kuruş eksik ya da 1 kuruş fazla, bu fatura için red sebebi olur mu? Şöyle oluyor, 1 kuruş 2 kuruşa kadar biz taviz veriyoruz. Ama mesela 3 kuruşun yukarısından da biz o ilgili faturayı kabul ediyoruz. Biliyorsunuz biz, bizim sistemlerimiz artık çoğu otomatik. Biz dengeleme güç piyasasındaki verileri artık sistemimize direkt piyasa katılımcısının keseceği faturayı ve bizim düzenleyeceğimiz faturaların tüm tutarları belli olduğu için biz zaten o tutarları direkt sisteme yüklüyoruz. Ve gelen faturanın o verilerle birebir çakıştığını bildiğimiz anda sisteme yüklüyoruz. Eğer o fatura, düzenlenen fatura kuruş hatası fazla veya tutar hatası fazlaysa zaten biz onu sisteme alamıyoruz. Çünkü çakışmıyor sistemle. Birebir uymuyor dengeleme uzlaştırmadaki verilerle. O yüzden biz onu iade ediyoruz. Ama kuruşta 2-3 kuruşluk bir hassasiyet varsa onu kayıtlarımıza alıyoruz. Ama onun dışında faturaların hepsini biz iade ediyoruz. Zaten piyasa katılımcılar da onu bildikleri için nihai uzlaştırmadaki verileri birebir düzenleyip bize artık gönderiyorlar. Yani o faturalarda artık çok sıkıntı olmuyor.
Şimdi bunun soruş nedeni de şu aslında, Yaşar Bey ekstra bir açıklama yolladı. Faturalarda her zaman bu kuruş olayını çok detaylı yazmak yerine genelde otomatik yuvarlama yapan sistemler varmış sanırım. Otomatik yuvarlamalar kaynaklanıyormuş bunlardan. O yüzden bir iki kuruşa kadar artık bir şey demiyoruz. Çünkü bazen sistem yuvarlamadan dolayı yukarı veya aşağı yuvarlayabiliyor bir kuruşu. Onu da biz artık tolere ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Başka mükellefler tarafından ön başvuruların mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülmesinden sonra kullanıcı hesapları aktif hale gelir ve e-faturada aktif olarak göründüğünüz tarihten itibaren e-fatura gönderip alabilirsiniz. Bu tarihten önce e-fatura düzenleyemeyeceğiniz için e-aşu veya kağıt fatura düzenleyebilirsiniz. Benzer şekilde bu tarihten önce tarafınıza e-fatura düzenlenemeyeceği için tarafınıza e-aşu faturası düzenlenebiliyor. Bunu da katılımcıların bilmesinde fayda var. Biliyorsunuz faturalarla ilgili de bir vergi usul kanunun 397 sıra numaralı vergi usul kanunu tebliği var. Burada da aynı şeyden bahsediyor. Burada da arşiv faturalamalarının nasıl alınacağı veya nasıl gönderileceği ile alakalı internet sitesinde de ayrıntılı bir şey var maliyenin. Fatura.gov.tr'den girip ilgili katılımcılar oradaki tebliğleri ve genelgeleri rahatlıkla günün gelişmelerine göre zaten maliye onları güncelleme yapıyor. İlgili katılımcılar da oradan o güncellemeleri görerek ona göre bir önlem almalarında fayda var. Bu e-arşiv kapsamında düzenlenecek faturalar biliyorsunuz 5000 liraya kadar bir şey getirdi gelir idaresi bununla alakalı. Ayrıca bu tutarın altındakiler için de artık e-belge düzenleyebiliyor. Yani illa kağıt fatura kesmesine gerek kalmıyor katılımcının. 509 nolu tebliğe göre 5000 liranın altında olsa bile maliyenin sitesi var. O e-arşiv sitesine girip oradan bu faturayı düzenleyip bize gönderebiliyor. Bu kapsamda gelir idaresi başkanlığı e-belge düzenleme portali üzerinden EPİAŞ'a düzenlenecek faturalar için de zaten fatura@epiash.com adresine mail göndermesi yetiyor. Düzenlenen arşiv faturalarının kağıt çıktısı alınarak veya belge üzerine ıslak imza da tatbik ettirilerek EPIAŞ'a gönderdikleri takdirde de biz bu faturaları alıp yine sisteme işliyoruz. Bu sunumumuzun konusu teminat mektuplarının şirketimize tebliğ edilmesi, bunların işlenme süreci ve alacak temliki sözleşmeleriyle alakalı sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Genel bilgiler haricinde de bu işte 5 yıldır bu birimde çalışıyorum. 5 yıl boyunca gördüğüm, gözlemlediğim her türlü sıkıntıyı, hatayı ya da katılımcıların faydası olacağını düşündüğüm pratik bilgiyi de sizlere aktarmaya çalışacağım. Hanım da sunumunda belirtmişti, belli piyasalar için belli saatlere kadar bulundurulması gereken teminatı tamamlamanız gerekiyor. Bu teminatları tamamlarken de teminat mektubu, yani gayri nakdi teminatlar ya da nakit teminatlar tanımlayabiliyorsunuz. Nakit teminatların tanımlanması noktasında siz piyasa katılımcılarımızın takas bank sistemi üzerinden inisiyatifi doğrultusunda, aksiyon doğrultusunda bu teminatları sisteme girebiliyorsunuz. Teminat mektuplarında ise burada şirketimizin inisiyatifi var. Şirketimizin belirlediği formatta, belirlediği prosedürde bu teminat mektuplarının EPİAŞ'a sunulması gerekiyor. İki çeşit teminat mektubumuz var piyasada kullandığımız. Bunlardan bir tanesi fiziki teminat mektupları, diğeri de elektronik teminat mektupları. Bu slaytta gördüğünüz Takas Bank ekranındaki teminat raporu gördüğünüz üzere üstü tabii gizlendi. X katılımcısı diyelim. X katılımcısının gördüğünüz üzere tüm teminatları mektup olarak alınmış ve burada da listesi verilmiş. Evet, fiziki teminat mektubu ve elektronik teminat mektubu için ikisi için de şirketimizin belirlediği formattan çıkmamanız gerekiyor. Şirketimizin belirlediği formattan çıkmak ne demek? Şu demek, mektup metnini görüyorsunuz. Mektup metninde ilgili maddeleri, kanun maddelerini çıkartmak ya da ilgili maddeleri farklı anlamlara gelebilecek şekilde değiştirmek, revize etmek
veya aşağıda teminat mektubunun kesin ve süresiz olduğunu görüyorsunuz. Piyasamızdaki teminat mektupları kesin ve süresiz olmak zorunda. Geçici bir mektup alırsanız ya da kesin ama süreli mektup alırsanız bu mektuplar şirketimizin belirlemiş olduğu formatın dışında olur ve netice itibariyle de kabul edilmez. O yüzden buyurun Murat Bey. Murat Bey, bu mektubu nerede bulabilirim peki? Nerede var bu örnek? Ben diyelim bunu da bir sonraki slide'da hemen paylaşacağım. Çok güzel. Teminat mektuplarımızın formatı şirketimizin web sayfasında, pardon, şirketimizin web sayfasında da mevcuttur. İnternet sitemize giriyorsunuz. Orada elektrik piyasası sekmesinin altında örnek finans belgelerinde renkli boyadığım üzere teminat mektubu metnine ulaşabilirsiniz. Tekrar belirtmem gerekirse teminat mektubu metnimize bağlı kalmak çok önemli. Nitekim piyasa dışı kalmak gibi bir risk var ortada. Dolayısıyla mektuplarımızı EPİAŞ'ın belirlediği, şirketimizin belirlediği formata bağlı kalarak hazırlamak önemli bir hal alıyor. Devam ediyorum. Önceki slaytlarda da aslında konusu geçmişti. Saatler çok önemli. Kesinlikle piyasa dışı kalma noktasında sıkıntılar olabiliyor. Ve burada şu çok önemli. Bazı katılımcılarımız şunu söylüyor, zaman zaman oluyor. Mesela çok böyle son dakikaya yakın teminat mektubunu şirketimize teslim ediyor. Ve diyor ki ben atıyorum işte 10.28'de mektubu teslim ediyor. Ve diyor ki ben aslında mektubu getirdim. Neden işte mektup girilmedi ya da işte ben niye piyasa dışı kaldım? Tek bir muhaberata evraklar geliyor. Şirketimizin birçok birimine belki yeri geliyor binlerce evrak dağıtılıyor. Ki biz şirket olarak teminat mektuplarına azami hassasiyet gösteriyoruz ve onları öne çekiyoruz. Ama ona rağmen takdir edersiniz, sonuçta fiziki evrak gelir, muhaberata girer, numara alır. Ondan sonra ilgili bir birime dağıtım yapılır. Biz o fiziki mektubu alıyoruz. Findex KKB platformundan risk kaydını kontrol ediyoruz. Yani dolayısıyla belli bir süreç geçiyor. Dolayısıyla katılımcılarımızdan önemli ricamız, nasıl olsa işte benim saatim işte süren var falan ya da işte ben belirtilen sürede bir dakika bile kalsa tebliğ ettiğim gibi düşünmesinler. Olabildiğince erken bir şekilde, eğer teminat mektubu, fiziki mektup getireceklerse olabildiğince erken bir şekilde getirsinler. Eğer ki teminat mektubunun yetişmeyeceğini görüyorlarsa da bir şekilde nakit teminat transferiyle ya da farklı nakit teminatlarla bulundurması gereken teminatlarını, o bakiyelerini sağlasınlar. Burada teminat mektuplarının yine ana unsurlarından bahsediyoruz. Kesin ve süresiz olacağından bahsettik. TL cinsinden olacağından bahsettik. Türkiye'de işlem yapan bütün bankalardan teminat mektubu alabiliyorsunuz. Veya yurt dışı menşeli fakat Türkiye'ye konto garanti vermiş. Atıyorum işte Almanya'daki bir X bankası işte Türkiye'deki bir Y bankasına konto garanti vermiş olabiliyor. Oradan da mektupları alabiliyorsunuz. Şirketimize tebliğ edilen teminat mektuplarını katılımcılarımız iadesini talep edebiliyorlar. Bu da her gün saat 3'te, önceki slaytlarda da gördünüz, saat 3'te avans ödemeleri yapılıyor. Ve avans ödemeleri yapıldıktan sonra eğer üye serbest hesapta yeterli bakiye yoksa hatırlarsanız nakit teminattan otomatik olarak çekiliyor para. 3'ü 10 geçe biz nihai veriyi alıyoruz. Teminat bakiyesine bakıyoruz. Katılımcının iadesini istediği teminatlar bulundurulması gereken teminat tutarını aşağı çekmiyorsa iade taleplerine onay veriyoruz. Ancak aşağı çekecek bir durum varsa ya da katılımcının bir temerrüt hali, geçmişten gelen bir temerrüt hali veya fatura ödemenin son günüdür, örnek veriyorum. Ertesi gün işte 6. gündür mesela. 7. günde biliyorsunuz, önceki slaytlarda gördünüz, fatura temerrüt ihtimali doğabilir. Dolayısıyla böyle bir riski olan katılımcılarımıza da bekletiyoruz. Dolayısıyla iade talebine bulunacak katılımcılarımızdan ricamız yaklaşık 1-2 günlük teminat bakiyelerine dikkat etmeleri, o günkü avans borcunu ya da geçmişten gelen bir temerrüt hali olup olmadığına dikkat etmeleri,
veya fatura son ödeme gününden 6. gün iade taleminde bulunacaklarsa veya 7. gün mutlaka borcunu karşılamış olmalı ya da yeterli bakiyeyi cari hesabına bulundurmuş olmalı. Burada dediğim gibi işte slaytımızda da bundan bahsediyoruz. Saat 15 itibarıyla nihai veri üzerinden talepleri değerlendiriyoruz. Belirttiğim hususlar eğer karşılanmıyorsa iade talebini reddedip bunu katılımcıya bildiriyoruz. Kabul edilen iade taleplerini de mektubun hazırlandığı ilgili banka şubesine veya mektubun hazırlamasına talimat verilen ilgili banka şubesine. Mesela şöyle oluyor, bazı mektuplar doğrudan X bankası tarafından hazırlanıp X bankası Y şubesi tarafından hazırlanıp gönderiliyor. Onları doğrudan oraya gönderiyoruz. Ancak bazen şöyle oluyor, X bankasının Y şubesinden geliyor mektup ama Z bankasının talimatıyla, Z şubesinin talimatıyla. Dolayısıyla bunlarda da talimatı veren banka şubesine gönderiyoruz. Ya da zaman zaman katılımcılarımızın talebi oluyor, şirket personelini yazıda belirtiyorlar, işte şu TC kimlik numaralı personelimize teslim edilmesi diye. Bunu da yapabiliyoruz. Yani şahsa teslim, elden teslim yapabiliyoruz. Örnek olarak bir teminat bakiye ekranı üzerinden bir örnek yapalım. Mesela XYZ Enerji burada belirlemişiz. XYZ Enerji'nin teminat bakiyesi toplam teminat eksi bulundurulması gereken toplam teminat tutarı. Yani neymiş? 1.602 küsür. 1.602.058.08'e kadar mektup iadesine onay veriliyor. Herhangi bir problem yok. Ancak teminat iade talebiniz bu bakiyeyi aşacak durumdaysa iadeye onay verilmez. Zaten bir parantez içi bilgi vereyim. Takas bank sistemi de otomatikman bu iadeyi reddediyor. Sistemden mektubu çıkarken bize bu noktada red veriyor ve mektubu çıkartmıyor. 4 adet mektup iadesi geldiğini varsayalım. Orada da zaten ekranın kenarında da gözüküyor. İşte 4 tane mektup iade talep ediyor katılımcımız. İşte 200, 400, 150 ve 1 milyon olsun. Katılımcının talebi reddedilir. Çünkü toplam tutar, yani talep edilen mektubun toplam tutarı bulundurulması gereken teminat bakiyesini geçmektedir. Şirketimiz bunlardan iki tanesini iade etme kararını veremez. Yani mesela 4 tanesini toptan iade edemiyoruz ama işte diyelim ki iki tanesini de çıkalım. Bunu EPH kesinlikle buna karar veremez. Bu tamamen katılımcının inisiyatifindedir. Az önce de söylemiştim, teminat iadelerinde eğer bir red varsa biz bunu piyasa katılımcısına bildiriyoruz. Banka şubelerine herhangi bir bilgi vermiyoruz çünkü talepler piyasa katılımcılarından geliyor. İade taleplerinin de iki çeşitte, daha doğrusu genel olarak hani bir şirketle yazışma yaparken işte iki çeşit zaten yapılıyor bunlar. Bir tanesi yazılı evrakın, fiziki evrakın kargo ile şirketimize teslim edilmesi. Bir diğer yolda kurumsal e-posta yani CEP adresleri üzerinden resmi olarak yazının bize gönderilmesi. İkisi de kanunen resmi tebliğ sayılıyor. Kısmi iade seçeneğimiz de mevcut. Yani bir katılımcımız diyor ki işte benim 200 bin liralık bir mektubum var. Bunun 50 bin lirasını ben sadece iade almak istiyorum. Kalan 150 bin lirayı riskini korumak istiyorum. Mümkündür. Aynı şekilde saat 15.10 itibarıyla bakıyoruz bakiyeye. Eğer adamın işte 200 bin liradan 150 bin liraya düşüşe yetecek kadar bir bakiyesi varsa uygunluk veriyoruz. Ama önceki süreçten farklı olarak önce ilgili banka şubesine yazı yazıyoruz ve diyoruz ki işte XYZ Enerji bize kısmi iade, kısmi çıkış talebinde bulunuyor. Bize bu mektubun 200'den 150'ye düşüp 150 bin lira kadar riski olduğuna dair bize bir teyit yazısı yazın. Biz de bunu sisteme 150 olarak tanımlayalım. İlgili banka şubesi de bize artık kendi içlerindeki bir süreç. Risk kaydı sağlanmıştır diyor. Biz de bunu sisteme tanımlıyoruz. Burada katılımcılarımızdan dikkat etmesini istediğimiz husus bir katılımcımız da olmuştu. Mesela ayın 20'sinde teminat mektubu kısmi iade talebinde bulunuyor. Fakat bankadan kısmi iade risk çıkışından sonra kalan tutarın geçerliliğini koruduğuna dair yazı bir hafta sonra geldi. Ya da işte 3-4 gün sonra.
3-4 gün sonra gelince teminat bakiyesinin değişmiş olma durumu var. Yani ayın 20'sindeki teminat bakiyesi kısmi çıkışa uygun ancak 24'ü uygun olmayabilir. Ve biz yazı elimize geçtiği anda mektubun yeni bakiyesinin 150 bin lira olduğunu bize tebliğ edildiği anda biz onu 150 bin olarak girmek durumundayız. Dolayısıyla katılımcılarımızın kısmi iade taleplerinde de bir ilgili banka şubesini takip etmesi, bir an önce kısmi çıkış yapılan tutarın, kalan tutarın şirketimize bu yazının gönderilmesi, 2-3 günlük teminat bakiyesine de dikkat etmesi ya da işte bu az önce bahsettiğim temerrüt borç risklerine de dikkat etmesi gerekiyor. Yine bir örnek verelim. XYZ 1602 küsur teminat bakiyesi var. Birinci senaryoda 1 milyonluk mektubunun 400'ünü kısmi çıkış yapmak istiyor ve bu mektubun 600 bin lira olarak kayıtlarımıza yeniden işleme alınmasını istiyor. Onay veriliyor mu? Evet. Çünkü neden? Bu mevcut bakiyeyi aşağı çekmiyor. Ancak 1 milyonluk ve 500 bin liralık mektupların tamamının iadesini istiyor. Ve 300 bin liralık teminat mektubunun da 200 bin liralık kısmının çıkışını yaparak yeni tutarın 100 bin olmasını istiyor. Buna onay veremeyiz. Çünkü neden? Toplam çıkış yapılan tutar 1 milyon 700'e çıkıyor ve teminat bakiyesi aşılıyor. Yani tüm süreci şöyle özetleyebiliriz. Katılımcılarımız teminat mektubu iade taleplerinde bulundurulması gereken teminat bakiyelerine dikkat etmeleri ve bu bakiyeyi mesela illaki mektubu alelacele çıkılmasını istiyorsa nakit teminatla hesabın arttırılıp mektubun çıkışına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ve bir diğer teminat mektubu türümüz elektronik teminat mektubu. Temmuz 2018'di zannediyorum. Elektronik teminat mektubu bu yasa elektronik imza kanununda yapılan değişiklikle elektronik teminat mektupları kullanılmaya başlandı. Temmuz 2018 yanılıyor olabilir. Ve şirketimiz de Temmuz 2019'dan bu yana elektrik piyasaları işlemleri için elektronik teminat mektubunu kullanıyor. Elektronik teminat mektubunun şirketimize tebliği noktasında tek resmi kanal Findex KKB platformu. Yani siz bir dijital mektup hazırlayıp bu mektubu e-piyasa sunmak istiyorsanız mutlaka KKB Findex platformu üzerinden bunu yapmakla yükümlüsünüz. Yani atıyorum dijital mektubu PDF olarak aldınız, çıktısını aldınız, şirkete getirdiniz ya da işte kargo ile gönderdiniz ya da başka bir işlem yaptınız, onu kabul edemeyiz. Dolayısıyla elektronik teminatın resmi tebliğ kanalı Findex platformu. Burada da zaten bir sunumumuzda tanıtım videosu da koydum ben. Findex kendi web sitesinde de aslında elektronik teminatla alakalı işte eğitici, öğretici videolar koyuyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Elektronik teminat mektubu ve fiziki teminat mektubunu kıyasladığımızda fiziki teminat mektubunun şirketimize ulaşması noktasındaki işte kargo süreci ve zaman süreci ya da herhangi bir fiziki evrakın taşınması ve hani doğası gereği oluşabilecek muhtemel riskler var. İşte kaybolması olabilir ya da fiziki evrakın zarar görmesi olabilir. Dolayısıyla işte ne bileyim adres hatası vesaire durumlar. Elektronik teminat mektubu tüm bu riskleri elimine ediyor. İlgili banka şubesi mektubu dijital ortamda hazırlıyor, e-piyasa sunuyor. Bunlar çok anlık olan şeyler. 1 dakika, 2 dakika içerisinde biz de hemen bunu tanımlıyoruz. Dolayısıyla gayet tabii ki katılımcılarımızın takdiridir fiziki mektup ya da elektronik teminat mektubu kullanmak. Ancak bizim önerimiz tüm bu riskleri elimine etmek, piyasaya giriş saatlerini yakalamak, teminat mektubu iadesi ve teminat mektubu tebliğine yaşanacak her türlü riskleri elimine etmek adına elektronik teminatı kullanmalarına tavsiye ediyoruz. Türkiye'deki hemen hemen her banka artık elektronik teminat mektubunu kullanabiliyor. Zaman zaman bazı işte bu bankaların bu arada bu veri Findex'in internet sitesinde de mevcut. Oradan da görebilirsiniz. Sürekli güncelleniyor zaten bu bilgiler. Zaman zaman şöyle geri dönüşler oluyor katılımcımızdan. İşte elektronik teminatı kullanan bir banka ancak işte ilgili şubede bazen işte elektronik teminatı var mı yok mu diye böyle bir soru işareti oluşuyor. Burada da hemen biz
devreye giriyoruz. İşte Findex'e bu durumu bildiriyoruz KKB yetkililerine ya da siz de katılımcılarımızla bunu KKB yetkililerine bildirerek ilgili şubede sürecin neticelenmesini sağlayabiliyorlar. Teminat mektubu ile alakalı süreçlerimiz bunlar. Temlik sözleşmelerine geçmeden önce sorusu olan varsa alayım. Yoksa Murat, temlik... Efendim? Benim sorum var bir tane. Lütfen. Şimdi ben düz mantık gidiyorum. Ben bir piyasa katılımcısıyım. İki senaryo vereceğim sana. Birinde normal fiziki teminat mektubum var. Ben bunda fiziki teminat mektubunu en geç ama hani en geç 16.30'da sana ulaştırmalıyım. Değil mi? Doğru. Aynen öyle. Peki şey doğru... Çok özür dilerim Burak. Çok özür dilerim. 16.30'da ulaştırmamalısın. Şöyle. En geç. Yani... Ya 16.31'den sonraki işler aslında problemi, olayı biraz riske sokuyor diye anlıyorum. Evet, evet. Aynen öyle. Yani aslında 17'ye kadar sisteme girilmesi lazım. Fakat 16.30'dan sonra muhaberat işleri... yoğunluk ve benzeri nedenlerinden girilmeme durumu söz konusu. Tabii, olabiliyor. E-teminatta bu var mı? Yani ben aslında e-teminat kullanarak baktım ki kurye gönderdim, gecikiyor. Bir şekilde fiziksel olarak ulaşamayacak. Evet. Bu sırada hemen bankadan 16.45'teyken e-teminatı size yollasam tak 16.45 diye geçiyor mu o saate? Saatlik süreci var mı? Şöyle söyleyeyim, bir defa elektronik teminat mektubunun tebliğ bildirimi, elektronik teminat mektubunun şirketimize tebliğ bildirimi doğrudan ilgili personele geliyor zaten. İşte piyasa mali işlemlerine ilgili personeline geliyor. Dolayısıyla şirketimizin mevcut muhaberat sisteminden bağımsız bir sistem. Bir defa zaten ki şirketimizin muhaberatı aynı zamanda CAP adresleri, CAP yazışmaları da ilgilendiği için ayrıca bir dijital yük de var aslında onların üzerinde. Elektronik teminat mektubuyla ilgili gelen tebliğler doğrudan ilgili personele geliyor. Ve yanlış bilmiyorsam yani yarım saatlik bir süre asla yok. Banka şubesi talimatı verdiği anda 5 dakika içerisinde şirketimizin platformuna mektup düşer. Aslında riski sadece fiziksel olarak bu evrakın yok olması değil, hem bu dokümanın içeriğindeki usul, hem bu dokümanın genel olarak hızlı bir şekilde sisteme işlenmesi ve birçok anlamda bu tüm piyasa katılımcılarımıza her anlamda avantaj sunan. Kesinlikle. Aynen öyle. Tamam, peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dilerseniz alacak devri temliki sözleşmelerine, süreçlerine geçelim. Borçlar Kanunu 183. madde der ki, kanun sözleşme veya işin niteliği olmadıkça alacaklı borçlunun rızasını alamaksızın alacağını bir başka kişiye devredebilir. Elektrik piyasaları, yani elektrik piyasalarında piyasa katılımcılarımız zaman zaman bankalarla girdiği bazı kredi işlemleri neticesinde ya da işte factoring şirketleriyle girdiği kredi işlemleri, işte yatırımlara karşı çektiği krediler kapsamında şirketimizden doğacak alacağını devir temlik ediyorlar. Yani aslında şirketimizden doğacak alacağı bir teminat olarak gösteriyor ve bu süreci de kendi bankayla bankayla katılımcı arasındaki bu teminat gösterme sürecinde şirketimize devir sözleşmesi, temlik sözleşmesi veya ileterek bize tebliğ ediyor. 6446 sayılı kanun EPİAŞ'ı biliyorsunuz piyasa işletmecisi yaptı ve elektrik piyasası dengeleme uzlaştırma yönetmeliği 138. madde ve piyasa katılım anlaşması 8'e 2 maddesi şirketimizi elektrik piyasasından doğacak alacakların temliki konusunda tek yetkili yapmıştır. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü zaman zaman katılımcılarımızdan işte bu konuda işte bu EPDK mı yetkili, işte TİAŞ mı yetkili, Takas Bank mı yetkili? Hayır, şirketimiz elektrik piyasasından doğacak alacakların devri temlikindeki tek onay makamıdır. Dolayısıyla temlik sözleşmelerini mesela firma ve bankanın kendi arasında yaptığı bir sözleşme, elektrik piyasası alacaklarını ilgilendiren bir sözleşme, EPİAŞ onaylamadığı takdirde herhangi bir hüküm ifade etmez. Evet, bunu belirttik. Alacak devri sözleşmesi formatına yine şirketimizin web sayfasında elektrik piyasaları sekmesinin altındaki örnek finans belgelerinde bu alacak devri sözleşme örneğine ulaşabilirsiniz. Nasıl bir süreç işliyor?
Önce şirketimize tebliğ edilen sözleşme inceleniyor. Burada çift okuma yapıyoruz. Şirketimizin belirlediği formata ve kıstaslara uygun bir şekilde hazırlarsanız zaten bu incelemeyi sorunsuz bir şekilde geçiyorsunuz ve hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Şirketimizin kendi iç prosedüründe oluşturduğu bir olur aşaması var. Temlik olur aldıktan sonra Takas Bank sistemine Gülnur Hanım da eğitiminde göstermişti temlik tanımlama ekranını zaten. Takas Bank sistemine tanımlanır ve bu temlikin onay aldığına dair temlik taraflarına, bankaya ve firmaya yazılı bildirimde bulunur. İletişimde firmaların yani piyasa katılımcılarımızın KEP adreslerinden genelde yazışmaları yapıyoruz. Bunu da belirteyim. Eğer sözleşme uygun bulunmazsa şirketimizin belirlediği kıstasa, formata ya da ana unsurlara aykırı bir durum varsa önce tabii inceliyoruz ve inceleme neticesinde bunu tespit ediyoruz. Temlik taraflarına bunu mutlaka yazılı olarak bildiriyoruz. Neden iade edildiğini de belirtiyoruz. Piyasa katılımcısına sözleşme iade edilip hangi noktaları düzeltmesi gerektiğini de yazılı bir şekilde detaylı olarak belirtiyoruz. Neleri kontrol ediyoruz alacak temliki sözleşmelerinde? Alacağını devreden şirketin piyasa kaydını tamamlamış aktif katılımcı olması. Yönetmelik kapsamında bir piyasa kayıt süreci var. Ve bu piyasa kaydını tamamlamamış ve Takas Bank sisteminde bir hesabı olmayan piyasa katılımcısının temlik sözleşmelerini kabul etmiyoruz. Çünkü henüz piyasada olmayan bir katılımcının, elektrik piyasasında var olmayan bir katılımcının alacağını doğması zaten beklenemez. Dolayısıyla önce bu kayıt sürecinin tamamlanmasını, çünkü bazı katılımcılarımız bize katılım ön onay aşamasında, yani piyasa kaydı ön onay aşamasında bazen temlik gönderiyorlar. Bu noktada sıkıntı yaşadıkları oluyor. Ya da mesela kayıt tamamlanmış ama henüz Takas Bank'ta hesap açılmamış. Elektrik piyasası ödemelerinde biliyorsunuz Takas Bank tek yetkili olduğu için Takas Bank hesabı açılmadan da bu temlik ödemesini tamamlayamayız. Dolayısıyla kaydımızı tamamlayacağız ve Takas Bank hesabımızı açacağız. Ki nitekim ikinci maddede zaten Takas Bank nezdinde EİK koduna sahip üye olunması bu söylediğim durumu özetliyor. Temlik ödemelerinin gerçekleştirileceği Takas Bank harici Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka hesabı. Burada dikkat edilmesi gereken husus, zaman zaman yaşıyoruz. Temlik IBAN hesabı bilmediğimiz bir nedenden dolayı geçerliliğini yitirmiş oluyor veya temlik tanımlama ekranında birazdan göstereceğim. IBAN'ın girişini yaptığımız anda geçersiz IBAN uyarısı veriyor. Katılımcılarımızdan da bu konudaki ricamız temlik sözleşmelerini hazırlarken IBAN hesaplarını önce bir kontrol etmeleri, aktifliğini görmeleri. Çünkü bu temlik hazırlanırken bazen danışmanlık şirketleri üzerinden süreç yürüten katılımcılarımız oluyor. Ya da tamamen bankanın inisiyatifine bırakılabiliyor. Ya da tam tersi de olabiliyor. Zaman zaman sadece piyasa katılımcısı yürütüyor. Banka çok fazla ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu tarz böyle bazen gözden kaçmalar oluyor. Dediğim gibi sizden ricamız IBAN hesabına dikkat etmeniz ve Takas Bank hariç Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankayı IBAN olarak belirlemeniz. Günlük ve aylık olmak üzere ödeme periyodu. TL cinsinden temlik tutarı, burası çok önemli. Elektrik piyasası ödemeleri malumunuz TL üzerinden yapılır. Firma ve banka arasındaki kredi sözleşmesi yabancı para üzerinden olabilir. Ancak şirketimize bu tebliğ edilirken mutlaka TL cinsi üzerinden tebliğ edilmesi gerekiyor. Ve önemli bir nokta, bazen şöyle talepler de geliyor. İşte biz dolar olarak ya da euro olarak temlik sözleşmesi yapıp gönderelim ama EPH bunu o günkü kura göre tanımlasın. Asla böyle bir şey olamaz. Şirketimiz burada herhangi bir inisiyatif alamaz. Piyasa katılımcılarının TL cinsinden bunu net bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Azami 10 yıllık temlik vadesi. Burada temlik vadesini hazırlarken şeye dikkat etmek lazım. Mesela Ağustos ayı işte bitiyor. Eylül ayı için konuşalım. Eylül ayında Eylül ayında onay alan bir temlik Ekim ayının, yani takip eden ayın ilk iş günü işlem alınıyor. Ya da Ekim ayında onay alan bir temlik takip eden ayın, yani Kasım ayının ilk iş günü işlem alınıyor. Dolayısıyla katılımcılarımızdan ricamız temlikin onay alacağı muhtemel periyodu, ayı düşünerek mesela işte şöyle demesini istiyoruz. Eylül ayındaysa Ekim 2020'yi düşünerek 10 yıl belirlemesini istiyoruz. Yani mesela işte Kasım 2030
dememesini bekliyoruz. Hesabı bu şekilde yapması gerekiyor. Ya da ya işte sözleşmeye temlik onay tarihinden itibaren 10 yıl gibi bir ibare ya da kesin bir tarih yazılacaksa işte atıyorum 30 Kasım 2030 gibi burada da temliğin onay alacağı muhtemel tarihi göz önünde bulundurarak 10 yılı aşmayan bir süre belirtmelerini istiyoruz. Noter tasdiki yine kesinlikle gerekli. Noter tasdiksiz temlik sözleşmelerini kabul etmiyoruz. Ancak burada temlikin noter kanalıyla gelmek gibi bir zorunluluğu yok. Temliki noterde tasdik ettiniz, elden de getirebilirsiniz. Ya da CEP üzerinden bu temlikin ekran görüntüsünü imza sirküleriyle beraber de paylaşabilirsiniz. Bu size kalmış. Evet, sözleşmeyi imza atmış tarafların imza yetkisi ve geçerliliği. Burası da çok önemli. Zaman zaman geliyor. Bu tarz bir sözleşme, mesela imza sirküleri eski oluyor veya imza sirkülerinde aslında bu kişinin tek imza atamayacağı, müşterek imza atamayacağı gibi durumları görüyoruz. Bu da sözleşmeyi sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla katılımcılarımızın da bu imzayı yetkili kişilerin güncel imza durumlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Alacağını devreden piyasa katılımcısının alacaklar üzerine başka herhangi bir ödeme bulunup bulunmadığı. Burası da önemli. Çünkü eğer halihazırda katılımcının alacağı üzerinde başka bir tarafla, başka bir bankayla yapılmış bir temlik varsa ya da bir icra ödemesi varsa ya da farklı bir alacak varsa bunu sözleşmede belirtmesi gerekiyor ve tarafların sözleşmede bunu belirterek aslında piyasa şunu söylemiş olduğunu biz görmek istiyoruz. Biz ödememizin ikinci, üçüncü sıra her neyse geleceğine, düşeceğine biliyoruz ve bunda mutabıkız. Dolayısıyla güncel takdidat bilgisini de özellikle piyasa katılımcılarımızın, ki nitekim Takas Bank ekranlarına zaten piyasa katılımcılarımız da erişebildiği için oradan da takdidat bilgilerini görebilirler. Bu bilgiyi de eksiksiz belirtmelerini istiyoruz. EPH genel temlik şartları, bu bizim kendi iç işte çalışmalarımız neticesinde hazırlamış olduğumuz genel temlik şartları. Bunlar yine o size az önce gösterdiğim linkte yer alan temlik sözleşmesinin ekinde mevcuttur. Genel temlik şartları bir sözleşmede kesinlikle değiştirilemez ya da farklı anlamlara yol açacak şekilde revize edilemez. Herhangi bir madde çıkartılıp herhangi bir madde eklenemez bir bir ana unsur. Hani değiştirilemez düşünülemez gibi değerlendirebilirsiniz. O yüzden genel temlik şartlarını şirketimizin belirlediği o Word formatının dışında yapmış olsanız dahi mutlaka şirketimizin belirlediği temlik şartlarını oraya sözleşmeye yedirmeniz ve tarafların bu temlik şartlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden bir cümleyi de orada bulundurmanız gerekiyor. Ve sözleşme içerisinde EPH'e temlik muhatabı olması haricinde farklı bir yükümlülük yükleyen maddeler zaman zaman oluyor. Farklı formatta temlik sözleşmeleri geliyor. Farklı hukuki değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor ve zaman zaman böyle şirketimizin bu temlikteki konumu ve pozisyonu itibarıyla çok farklı anlamlar, çok farklı sorumluluklar yükleyen, bu anlamlar taşıyan maddeler olabiliyor. Bunları da sözleşmelerde bulundurmamanız gerekiyor. Yine burada kısa bir merak edilenler var. Evet, yabancı para birim üzerinden yapılamıyor. Genel temlik şartlarını az önce belirttiğim gibi o web sayfamızdaki örnek temlik sözleşmesinin ekinde bulabilirsiniz. Şirketimizin belirlediği format haricinde başka bir sözleşme formatına devir yapılabilir mi? Yapılabilir. Tavsiye etmiyoruz ama yapılabilir. Önceki slaytta, yani bu slaytta belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat etmeniz ve bağlı kalmanız kaydıyla farklı bir Word formatında işte bir şekilde bu sözleşmeleri akdedebilirsiniz ve şirketimize gönderebilirsiniz. İnternet sitemizdeki örnek sözleşmeyi ben burada paylaşmak istedim size. Dediğim gibi katılımcılarımız dilerse eğitimden sonra indirip inceleyebilirler. Burada da bazı revizeler yaptık. Dönem bu revizeleri de gerçekleştiriyoruz. Evet, Takas Bank'ta temlik giriş ekranı. Bunu özellikle aslında katılımcılarımızın da görmesini istedim ben. Çünkü neden mesela bazı ana
temlikin bazı unsurlarında, hani bazı unsurlar kanuni ve işte şirketimizin belirlediği prosedürlerle alakalı, ama mesela bazı önemli unsurlar var ki işte onlar eksik olduğunda gördüğünüz gibi temlik tanımlama ekranında doğru bilgi olmayınca bu temliki de tanımlayamıyoruz haliyle. Mesela katılımcı TVS No. Burada takas banka aktif bir şekilde hesabı olmayan ya da piyasa katılımcısı olmamış bir katılımcıyı burada göremeyeceğimiz için dolayısıyla temliki tanımlayamayız. Ya da alıcı adı. Burada hesabın kimin adına açıldığı bilgisi. Burası da çok önemli. Hesap mesela temlik sözleşmesinde banka hesabının kimin adına açıldığı bilgisi bazen yazmıyor, eksik bırakılıyor. Biz de buna bir yorum katarak diyoruz ki herhalde banka şubesi adına ya da katılımcı adına, her neyse. Ama farklı bir durum ortaya çıkabiliyor. Banka şubesini oraya hesap adı olarak yazıyoruz ama mesela katılımcı adına açılmış oluyor ve dolayısıyla bakiye transferinde de sorun yaşanabiliyor. O yüzden hesap adını da açıkça yazmanız gerekiyor. İBAN hesabını burada tanımlıyoruz. Temlik ödeme periyodunu da gördünüz. Bu periyot içerisinde aktarılacak tutar sınırını birazdan görseliyle anlatacağım. Toplam aktarılacak tutar sınırı temlikin tutarıdır. Temlik türü zaten burada işte temlik, icra vesaire gibi unsurlar var. Tarih aralığı da burada dediğim gibi işte takip edilen ilk iş günü genelde temlikleri başlatıyoruz. Hatta genelde değil, hep öyle. Buradan da işte başlangıç ve bitiş tarihi olmak suretiyle temlik sözleşmesini sisteme girişini yapıyoruz. Bir soru gördüm sanki ama Burak. Geldim Murat. Şeyde o sırada diğer işimi hallediyordum. Yaşar Bey'den bir soru var. Lütfen. Teknik sözleşmelerinde revize edilen kısımlar için ek protokol düzenlenmesi gerekir mi demiş Yaşar Bey. Bu soruyu biraz daha açabilir mi? Yani mesela bir IBAN hesabını mı revize edip sonra temlikle beraber ek bir yazı mı yazmayı düşündü? Yani bu soruyu biraz daha açabilir mi? Tam olarak neyi kastediyor? Rica etsem. Evet. Az önce sözleşmelerdeki bazı kısımları revize ettik dediniz. Doğrudur. Tabii dönem dönem katılımcılarımızın talepleri ya da kendi hukuk müşavirliğimizle yaptığımız görüşmeler, toplantılar neticesinde dönem dönem sık bir değişim olmasa da yapıyoruz. Yaşar Bey, sizden ricam, ne olur enter'a basarak her bir satır için ayrı soru gönderiyor bize. Tek bir paragrafta yazarsanız daha net bir şekilde sorabilirim. Ben galiba Yaşar Bey'in sorduğu soruyu anladım. Yeni formattaki bir temlik, yeni formattaki temlik kabul etmemiz durum, yani ediyor olmamız durumunda şirketimizin belirlediği eski formatta yapılırsa bunu, tamam, ek bir protokol istiyor muyuz? Galiba doğru anlamışım. Yine de sorusunu bitirmesini bekleyeyim. Şöyle ki mesela şu anda biz işte en son Ağustos ayında temlik sözleşmemizde bir güncelleme yaptık. Kendi içimizde yaptığımız şeylerle. Ve diyelim ki işte Mart 2019'da geçerli olan bir sözleşme formatını aldınız. EPH'e sundunuz. Burada az önce belirttiğim ana unsurlarda herhangi bir problem olmadığı müddetçe pekala bu sözleşmeyi şirketimize herhangi bir ek protokol ya da bir revize metni yapmadan gönderebilirsiniz. Burada herhangi bir problem yok. Ama dediğim gibi mesela revize edilen maddelerde örnek veriyorum. Mesela genel temlik şartlarıyla alakalı bir şeyi revize ettiysek. Hani az önce demiştim ya, genel temlik şartları burada çok kritik bir öneme haiz. Genel temlik şartlarıyla ilgili bir şeyi revize etmişiz ve çıkartmışız. Siz onu olduğu gibi eklemişiz. Orada problem olur. Ama ne bileyim işte mesela EPH'in adresi değişmiş. Ya da işte oraya işte bir maddede maddenin genel temlik şartlarında işte maddede eş anlamlı bir sözcük eklenmiş. Onda bir problem olmaz. Zannediyorum sorunuzun cevabını vermiş oldum diye düşünüyorum. Yaşar Bey.
Biz devam edelim. Yaşar Bey'den soru tamam. Gelirse iletiriz size. Burası yine bir görselleştirme adına örnek bir takyidat sıralaması, yani temlik sıralaması göstermek istedim. İşte gördüğünüz gibi katılımcımızın X katılımcısı diyelim. X sırada bir temliği var ve takip eden icra ödemeleri var. Burada bir bilgi vereyim. Hani az önce Cihet Bey'de faturaların tebliğini ve girişinde geri geliyor saniyenin bile önemli olduğundan bahsetti. Burada da temlik ve icraların girişinde de saniyesine kadar önemli. Yani örnek veriyorum. Mesela siz temlik sözleşmesi gönderdiniz. Bugün gönderdiniz. Bugün öğleden sonra geldi. Ya da daha marjinal bir örnek vereyim. Bugün saat 12'yi bir geçe temlik sözleşmesi şirkete geliyor. Fakat 12'de icra geliyor. Dolayısıyla biz icrayı öne almak durumunda kalıyoruz. Yaşar Bey yazmış. Farzı misal 2018 yılında imzalanan temlik sözleşmeleri 2020'de yapılan bir değişiklik varsa bu değişiklik için ek protokol yapılmalı mı? Yoksa yapılan değişiklik geriye yönelik sözleşmeleri de bağlayıcı mı olmalı? Anladım. Yani şunu kastediyor zannediyorum. 2018 yılında yapılmış, 2018'in formatında biz kabul etmişiz ve işleme almışız. Sonra formatı değiştirdik. 2020'de format değişti. Yeniden geriye dönük bir şey olacak mı? Hayır. 2018'de EPİAŞ'ın formatıyla yapılmış, tanımlanmış bir sözleşmede, sözleşmede yapılan bir sözleşme formatında ve beklentilerde yapılan bir revizede geriye dönük herhangi bir sözleşme protokolü, yeni bir şey istenmiyor. 2018'de tanımlanmış bir sözleşme aynen geçerliliğini korumakta. Ne kadar değişirse değişsin, o sözleşme temlik vadesi boyunca ya da temlik tutarı tamamlanıncaya kadar sistem ödenmeye devam eder. Evet, temlik ödemelerinde bazı değişiklikler yapılabiliyor. Mesela temlik ödemelerinde işte neler yapıyoruz? Tutar, vade, ödeme periyodu yani günlük aylık, IBAN bilgileri temlik taraflarının ortak mutabakatıyla değiştirilebilir. Tek taraflı bir talep biz istemiyoruz. Mutlaka katılımcıların ortak mutabakatıyla olması gerekiyor bu. Ödeme periyodu, IBAN değişikliği veya vade uzatımında noter tasdiki aranmaz. Ancak tutarda herhangi bir oynama yapılacaksa mutlaka noter tasdikli bir tadil veya zeyil metni gönderilmesi gerekiyor. Ödeme periyodu değişiklikleri talebin geldiği ayın son iş günü gerçekleştiriliyor. IBAN değişikliği talebin geldiği ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Yani burada şunu demek istiyorum. Mesela siz ödeme periyodu değişikliğini mesela aylıktan günlüğe örnek veriyorum. Ayın 15'inde gönderdiniz. Ayın 15'inde o anda hemen sistemsel olarak temliği aylıktan günlüğe çeviremiyoruz. Çünkü Gülnur Hanım da bahsetmişti ya, aylık temlikler bir aylık bloke koyuyor diye. O blokeyi ayın ortasında birden çözemiyoruz. Ya da o blokeyi etkileyecek bir hamle yapamıyoruz. Ancak IBAN değişikliklerinde durum biraz daha farklı. IBAN değişikliklerinde ayın 15'inde gelen bir IBAN değişikliğini ayın 15'inde ya da 16'sında neyse ayın ortasında yapabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Önemli bir bilgi, vade uzatımı ve temlik tutar arttırımı taleplerinde temlik eden piyasa katılımcısının aracakları üzerinde sırada bekleyen bir temlik veya icra olup olmadığına bakılır. Eğer sırada farklı bir ödeme varsa talep edilen vade farkı ve tutar farkı ödemenin ardından tanımlanır. Biraz görselleştirelim isterseniz. Yine XYZ katılımcısından gidelim. XYZ Enerji AŞ'nin görüldüğü üzere 29 Eylül 2023'e kadar bir temliki var ve bunu takip eden 4 tane icrası var. Şimdi farz-ı mal katılımcı ilk temliki 5 milyon daha arttırmak istedi. Vadeyi de 30 Haziran 2030'a kadar uzatmak istedi. Burada ilk temlikin hemen altında bu değişiklikleri yapamayız. Çünkü bu değişiklik talebinden önce tebliğ edilmiş takyidatlar yani ödemeler var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu talebi eğer onaylarsak 5 milyonluk o artan tutarı 29 Eylül 2023'ten başlayarak 30 Haziran 2030'a kadar 6. sırada yani icraları takip eden sırada tanımlıyoruz. O yüzden katılımcılarımızdan ricamız sözleşmelerin bitimine yakın ya da tutarın bitimine yakın
ya da onları da geçtim, tutar ve vade artırımı talep ediyorlarsa mutlaka takas bank ekranlarından güncel takidat durumlarını takip etsinler. Yoksa bu tarz habersiz oldukları için bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Az önce hatırlarsanız şurada periyot içerisinde aktarılacak maksimum tutardan birazdan bahsedeceğim demiştim. Oraya geldik. Şimdi şöyle sözleşmelerde yapabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki ben işte bir yıllık örnek veriyorum. Bir yıllık bir temlik yapacağım ve her ay 100 bin lira olana kadar, 100 bin lira dolana kadar sen bana ödeme yap ve 12 aydan 100 bin çarpı 12 işte 1200'lük bir temlik sözleşmesini kabul et diyebilirsiniz. Ve bu ödeme 100 bin lira olana kadar, yani o periyot içerisinde aktarılan maksimum tutar, 100 bin lira olana kadar ödemeler gider, günlük avanslar, fatura her neyse, 100 bin dolduğu anda eğer takip eden bir ödeme varsa oraya ödeme gönderilir. Takip eden ödeme yoksa da katılımcının az önce yine Gülnur Hanım'ın bahsettiği takas banka bildirdiğiniz aracı banka hesabına tutar gönderilir. Burada da zaten görselde de görüyorsunuz. Mesela katılımcımızın 500 bin liradan toplamda 40 milyonluk bir temlik ödemesi var. Mesela bu katılımcımıza 700 bin liralık bir fatura alacağı doğmuş olsun. Olacak olan şudur. 700 bin liranın 500 bin lirası katılımcımızın ilk temlikine gider. Sonra kalan bakiyeden 125 bin lira ikinci temlike gider. Oradan da kalan tutar doğrudan katılımcının takasa bildirdiği hesaba gönderilir. Sistemsel bir bilgi bu. Takas bank sistemi aylık periyotlu ödemeden sonra günlük, günlük ödemeden sonra da aylık bir ödeme kabul etmiyor. Sistem bunu bloke ediyor. Yalnız burada faydalı olacağını düşündüğüm bir bilgi vereyim. Aylık ve günlük ödeme periyotları nedir diye de sorabilirsiniz. Gülnur Hanım bilgisini vermişti ama ben yine bir tazelemek adına söyleyeyim. Günlük ödeme periyodu şudur. Her gün doğan alacağınız doğrudan blokesiz bir şekilde temlik hesabına gider. Her gün. Aylık temliklerde ise bir ay boyunca doğan alacaklarınız blokeli bir şekilde birikir. Uzlaştırma neticesinde nette alacaklı çıkarsanız fatura son ödeme tarihinde bu tutar temlik hesabına gönderilir. Günlük varlık ödeme periyodunun da aslında işlevi bu. Burada bir örnek vermişiz. Şöyle bir şey söylemişiz. Bu da yine dikkat edilmesi gereken husus. Toplam aktarılacak maksimum tutar, periyot içi aktarılacak tutar ve ödeme vadesi matematiksel olarak uyumlu olması gerekiyor. Yani aylık 500 bin liradan 12 aylık temlik vadesiyle toplam 6 milyon olması zorunlu. Şöyle bir şey derseniz, aylık 500 bin liradan 12 ay işte toplamda 10 milyon. Ya da tam tersi, aylık 300 bin liradan 12 ay toplamda 6 milyon. Olmaz. Matematiksel olarak uyumlu olmak zorunda. Sistem burada da zaten tanımlamaya müsaade etmiyor.